zamanımızı düşündüğümüz gençler eve giriyorlar ve çok ilginç bir biçimde. Yani ben kendi çocuklarımdan görüyorum. Yani her zaman dışarıda olmayı tercih eden gençlerken şimdi böyle büyük bir sorumluluk duygusuyla anneannelerini korumaları için yani çevredeki yaşlılar için annemize babamıza acaba zarar gelir mi falan korkusuyla evlerinde olmayı tercih ediyorlar ve çok ilginç bir şekilde depresyon belirtisi de göstermiyorlar. Ben ne zaman olay çıkartacaklar diye bekliyorum. Akşam yine hadi okey oynayalım, hadi kağıt oynayalım, birlikte bir şey pişirelim falan haline geldi işler. Büyük ama hassas bir bilinç gelişiyor gibi de görünüyor. Fena değil yani. Hani uyumu, çok detayları göremiyoruz ama benim de rastladığım yerlerde 5 kişi yukarı baksa biz de direkt yukarı bakarız. Hmm. Şimdi global davranış kolaylaştırıcı bir tarafı da var yani. Bizim bir tarafı o ne zor bir denge. Bir yandan obsesyon geliştirmeyeceksin ama bir yandan da kurala uyacaksın falan. Çünkü çok çabuk da kaygı geliştirebileceğim şeylerden bir tanesi. Bence çok ağır bir travma. Allah'tan evet. Toplu halde yani bütün global çapta yaşanıyor. Yani birileri yaşıyor, diğerleri yaşamıyor olsa belki katlanılması daha zor bir şey olur. Sanki bir sosyal aktivitenin parçası olmuş gibiler. Bir konsere katılma duygusu falan gibi toplu bir şey hissediyorlar. Toplu halde bir şey yapıyor galiba. Mali. Evet, doğru. Ne kadar süreceğinin belirsiz olması belki rahatsız edici oluyor. Yani bir deadline olsa biraz daha kolay şey yapılabilir. Ama arkadaşlarıyla irtibat kurma imkanları var. FaceTime'dan işte bir takım parti bir şeyleri, after party bir şeyleri var onların. Ben bilemediğim şeyler. Oralardan söylüyorum. Müzisyen arkadaşları online bir yerlerde karşılıklı online olup ayrı ayrı şehirlerde ortak müzik yapmaya falan çalışıyorlar yani. Onları geliştiriyorlar. Evet, hocam şey insan ve toplum bilimleri fakültesi dekanı olarak şu an Üsküdar Üniversitesi eğitimde yani bir anda böyle balyoz gibi bir şey vurdu yani tabii, şu an. Tabii. Sizin gözünüzden nasıl gözüküyor mesela şu an yani toparlanabilir gibi mi yoksa hakikaten yeni fırsatlar mı oluştu bir şey ne gözüküyor şu anda? Şimdi yönetici pozisyonuyla özellikle soruyorum. Şimdi ben aslında çok uzun zamandır bu online eğitim meselesini çok öncelemiş ve bu konuya yatırım yapmış olan bir yöneticiyim. Çok uzun, 35 yaş, 20 yıldır yöneticiyim. Dünyadaki modellerini falan da çok incelemişliğim vardı. Ve bu olayın ne kadar büyük bir gelişim gösterdiğini de fark ediyordum. Yani işte online dersler, işte bir takım platformlar üzerinden verilen dersler. Hatta Üsküdar Üniversitesi olarak biz de bazı derslerimizin bütün kamuoyuna açılması gerektiğini düşünüp onun üzerine karar da almıştık. Özellikle pozitif psikoloji evet. Derslerinin çok güzel çekimler eşliğinde falan yayılmasını istiyorduk. Yakın zamanda ODTÜ mesela şey yaptı, açık kaynağı da geçti. Bu da çok önemli bir şey, üniversiteler açısından. Bakalım yani iyi gider inşallah. Bu süreç bir hızlandıracak. Şimdi aslında mesela uzun bir zaman önce... Bir sene önce falan YÖK başkanıyla da bu konuyu konuşmuştuk. Hatta bir YÖK dersleri sepeti oluşturulması, Türkiye'de her üniversitenin aynı kaynağa ulaşmasına imkan yok. Yani Türkiye'nin merkezlerinde, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de falan hoca kalitesini bütün Türkiye'ye dağıtabilmemiz lazım. Yani bazı hocalara ulaşmanın imkanı yok Türkiye'nin dört bir yanında okuyan öğrenciler için. Bu anlamda online çok büyük bir fırsat sunuyordu aslında. Yani teknolojinin gelişmesi artık lokasyon olarak bir yerde olman gerekmiyor. O bilgiye, o taça ulaşabiliyorsun. Hocayla bir iletişim kurma imkanı var. Ben hatta Sapolsky'nin full time öğrencisiyim. 14 haftalık dersleri izledim. Hepsini bizde yani bir sürü onun açık derslerden ben de izliyorum. Stanford'dan, Harvard'dan falan dersler alınıyor. Yani sürekli bakıyoruz nasıl yapıyorlar, nasıl şey yapmışlar. Onun için de hani YÖK şöyle bir havuz oluşturup bütün Türkiye'ye dağıtırsa Urfa'dan, işte Hakkari'den, Yozgat'a kadar yani bütün üniversiteler bir ODTÜ hocasının dersini de dinleyebilir. Oradaki hocaya takviye olarak kullanılabilir en azından böyle bir şeyler. Hocalar orada koordinasyon sağlarlar. Herkesin birbirine ilave edebileceği, ekleyebileceği şeyler var. Ne bileyim bir başka derste de Yozgat Üniversitesi'nden bir hocanın çok kaliteli, kapasiteli olduğu görünür. Yok onu o havuza alır. Yani Türkiye'nin dört bir yanından ders toplamalı bence yok. Ve bunu en azından yardımcı kaynak olarak hepsine birden açabilir. Şimdi epey bir girişimleri oldu anladığım kadarıyla. YÖK de dersleri açmaya başladı. ODTÜ Türkiye'de öncülük yapıp bütün derslerini açtı. Çok önemli bir şey bu. Şimdi gençlerimiz de zaten online'da yani ekran üzerinde bazı şeyleri görmeye ve daha iyi algılamaya hazırlıklı. Yani biz hatırlıyorum ilk zamanlar bilgisayar üzerinde gördüğüm bir şeyi anlamıyordum.
print ediyordum. Print ettikten sonra anlıyordum. Altını çiziyordum falan filan. Göçmeniz hocam. Göçmen ama biz de çok göçtük bu arada ama. Sonra yani tarım toplumuna doğduk, sanayi toplumuna göçtük. Oradan sanayi sonrasına göçtük. Endüstri 4.0'a göçtük. Yani hakikaten bütün insanlık tarihinde bir agrotoplayıcılığın dışında hepsini yaşadık herhalde değil mi? 1500 yıllık tarihçe var bizim şeyde. Yörüklerle başlayıp. Aynen. Ben kendi kişisel serüvenim böyle yani. Hani hakikaten gerçek bir tarım toplumu. Yerli malı kullanmalı felsefesi. Yerli malı, Türk'ün malı haftasında üzüm, incir, fındık ye. Niye yediğini bilme. Çünkü ülken başka bir şey üretmiyor. Yani evde ne üretiliyorsa o geliyor. Onu kutsallaştır. Sonra bütün hepimizin hayali sanayi falan toplumuna geçişti. Oh, tam olduk derken sanayi sonrasına gidip öbür uzay yani. Dört uzarlık bir insan nesline günahtır ya. Yani hakikaten bizim gibi bir nesli bu hale getirmek çok acı bir ama şey. Ama güzel de oldu şimdi. Çok yersiz. Bir ömürde 50 ömür yaşamıştık. Yine de bazı cümlelerin altını çizmek lazım. Dört uygarlık bir insan nesline günahtır. Günahtır yani hakikaten. Bu kadar olmaz. Yani insanlar bir düşünsene binlerce yıl tarım uygarlığında yaşamışlar. Düzen aynı, yağmur aynı yağıyor, inek ölüyor. Yani hastalık gelirse öleceğini biliyorsun. Bolca doğum yapıyorsun ki yarısı telef oluyor çocukların, yarısı işte yaşayan yaşıyor falan filan. Yani böyle bir hayatın içinden geliyorsun. Tabii. Sonra neye uğradığını şaşıyorsun yani. O çok zaten Türkiye'nin bile belli bölümleri farklı uygarlık düzeyinde yaşıyordu. Hala var bazı ama çok artık minimize edilmiş durumda. Yani ülkesel olarak 1990'lardan sonra ciddi bir kalkınma yaşadı Türkiye. Farklılaştı. Ama hep böyle hikayeler bir şey değil mi? Yani tarihte de insan böyle değişime karşı bir ayak sürüyor, bir direniyor, bir şey oluyor. Ama sonra bir global bir tokat geliyor, bir felaket bir şey oluyor. Online eğitim en az 5 senedir potansiyel tabii olarak var. Hep var, konuşuyoruz, var. Hep masada yeri var. Şimdi çok hızlı bir şekilde kapitalip hayatlayacağız. Hocam geçen haftalarda işte ya biz online dersleri koyalım dediğimizde yükün bilmem nesi izin vermiyor falan demişti. Şimdi bir anda harekete geçmek zorunda kaldık. Yani insan biraz da böyle herhalde harekete geçiyor. Yani şimdi öyle bir şey ki maalesef yükün online konusunda çok yanlış bir uygulaması var. Yani ben konuyu bilmediklerini düşünmüyorum. Bilmiyor olamaz. Çünkü bütün dünya artık hibrit eğitime geçti. Hibrit eğitimde verimliliği maksimize etmenin yolu. Yani sırf online da yeterli olmuyor. Sırf on campus dediğimiz okuldaki eğitim de yeterli olmuyor. Bunu bir araya getirdiğin zaman maksimumuna çıkartabiliyorsun. Normal şartlarda öğretim kısmını, teorik dersleri falan filan online de vermek çok güzel. Mesela bir ders anlatıyorsun diye. Sen işte insanın fabrika ayarlarını anlatıyorsun değil mi? Biyolojik olarak başlıyorsun en geriden en buraya kadar. 11. yüzyılı anlatırken 11. yüzyılın koşullarıyla ilgili normal filmler, dizi filmler, oraya link ver, öbürünün kitabını bunu da okuyun de. 18. yüzyıla gel, o dönemin müziği neymiş, Avrupa monarşisi nasıl yaklaşıyormuş, resmine bak, şeyine bak. Yani dünyayı anlamak ve anlamlandırabilmek için bir hocanın bir sınıfta bir saatte, iki saatte anlatamayacağı kadar çok şeyi online ortamda öğrenciye sunabiliyor. Ve tutarlı bir örüntüyle yani. Tabii. Yani gittiğin hedefe uygun şekilde çatallana çatallana. Tabii. Kendi başına öğrenmeyi bırakmayı burada işte mutlaka kullanmak lazım. Çünkü tabii Üsküdar Üniversitesi'nde avantajlarımız var. Çok teknoloji kullanıyoruz. İşte o akıllı tahtalar falan hakikaten yani çok güzel şeyler. Tık diyor oradan bir tuşa basıyorsun. Mozart dinlemeye başlıyorsun. Mozart'ın yazdığı dönemin koşullarını anlatırken onları şey yapabiliyorsun. Oradan o dönemin heykeline, resmine girebiliyorsun. Ondan sonra da geçiyorsun o dönemin siyasal koşullarını anlatıyorsun. Birbiriyle çok bağlı şeyler bunlar. Salgın hastalıklar tarihi mesela. Salgın hastalıklar gerçekten dünyada siyaseti çok önemli kırılma noktalarına getirmiş, siyaseti dönüştürmüş şeyler bu kadar büyük pandemik vakalar. Merak edilen şeylerden bir tanesi. Bu süreç bu döneme mal olacak gibi görünüyor. Doğrudur değil mi? Yani zamansal açıdan onu da cevaplamış olalım. Öngörümüz nedir? Yani bu dönem birazcık öğrencinin de kendini dışarıdan destekleyerek online eğitim bulur bulmaz ama yani azıcık kendi çabasıyla da süreci destekleyerek yürütmesi gereken bir dönem olacak gibi görünüyor. Bu hem daha alt öğretim grupları için hem üniversite için de genel olarak tüm üniversite yani için de. Öğrenci talebeye evrilecek sonuçta yani. Tabii öyle. Evet yani birazcık kendi talep etmesi gerektiğini hatırlatmak gerekiyor gibi geliyor sanırım. Tabii. Kendi talep edip tamamlaması gereken bir şey olacak. Yani şimdi biz bu yeni nesli yani şöyle diyelim Y kuşakları, Z kuşakları biz bu nesli biraz kötü büyüttük aslına bakarsanız. Yani biz ebeveynler olarak ciddi hatalarımız oldu. Ben şimdi mesela annemin bana oturtup ders çalıştırdığını hiç düşünmüyorum.
Hatta bu veli toplantılarında falan mümkün olduğu kadar annem gelmesin diye de uğraşırdık. Annemin de çok narin, benim açımdan çok büyük bir problemdi tabii annemin gitmesi. Çünkü şikayet edildiği aşikardı. Çok üstü bir öğrenci. Tabii o gel diyen, gelinen davet edilir, saklamakla geçti ömrüm yani öyle şeyler. Annem de zaten çok gönlü yoktu yani. Çocuktur, yapar falan halindeydi sürekli. Neyse şimdi öyle bir düzene girdi ki kendi çocuğum için sürekli olarak okula davet ediliyor. Sürekli olarak okulda olman lazım. Böyle bir düzen çıktı. Hatta bir seferinde şunu fark ettim ki çok para vererek çocuğumu götürdüm. Aslında sonuçta memnun da kaldım okuldan. Hani okulu şey yapmak istemiyorum ama çocuğumu bir kolejde okutuyorum. Fakat çocuk okuma yazmayı dahil evde ben öğretiyorum. Sürekli olarak ben öğretiyorum ve bir gün gittiğimde işte şikayet etti. Tabii benim çocuğum doğal olarak şikayet edilen bir çocuk. İşte çağırdılar. Ondan sonra ve dediler ki yani işte sizin gayret etmeniz lazım. Evde şunu yapmanız, böyle yapmanız. Ben dedim ki bir dakika. Hiçbir şekilde ben çocuğuma öğretmenlik yapmak yükümlülüğünde değilim. Öğretmeni sizsiniz. Ben annesiyim. Ben seveceğim, hastalanınca bakacağım, yedireceğim, içireceğim. Ama bana şunu demeyin, buna sen öğreteceksin. Benim öğrettiğim çocuk var zaten. Ben yüzlerce insana, öyle üniversite, ben hocayım dedim. Binlerce insana. Binlerce yani. İnsana hocalık yapıyorum. Bana nasıl, ne hakla yani sizin vazifeniz bu ve bana devrediyorsunuz bunu öğretme sorumluluğunu. Yani burada bir problem varsa sizin probleminiz, demek ki becerememişsiniz. Yani orada sürekli davet edilen bir anne olmama rağmen çocuğum, yani davet ettiren çocuğum, dünyanın en iyi ilk 20 üniversitesinin arasından mezun oldu ve master'ını aldı. Yani böyle bir düzenin içerisinde büyüdüm. Bak bıraksanız sürekli annesi öğretiyor. Tabii ben öğrettiğim için çocuk tabii bu kadar iyi olmuş. Öyle yapmakta fayda var ama. Şimdi burada gerçekten okulların velilerle bu kadar dip dibe olması, dakika başı veli okulda durma, ben hiç anlamıyorum bu işi. Çocukların kendi kendilerine bir sorunu çözme kabiliyetleri yok. Ödevler birlikte yapılıyor. O bilmem ne yapıyor. Veli, öğrenciden çok veli hassas. Ve ben, bunu da şu anda üniversiteye gelen arkadaşlarla hani tamam. Yabancısı değiliz görüyoruz yani. Evet. Ya yani ben bazen velilerle muhatap oluyorum. Yani annesi resmen işte çocuğumuz şöyle böyle hanımefendi velilerini sizle paylaşamam. Hukuken mümkün değil. Sizin çocuğunuz 20 yaşında. Bu kocaman bir insan. Evet. Kendi kendine bu işi çözümleyebilir. Bir tane veliyle yani böyle bayağı bir uzun diyalog kurdum. Dedim ki yani siz çocuğunuza iyilik yapmıyorsunuz. Bırakın kendi sorununu çözmek için uğraşsın. Başardığını göreceksiniz. Ben çocuğumuza güveniyorum. Lütfen siz de güvenin dedim. Bıraktı. Sorun çözüldü. Aradan birkaç ay geçtikten sonra beni aradı. Ve dedi ki çok teşekkür ediyorum. Beni o kadar doğru yönlendirdiniz. O kadar önemli bir hatadan vazgeçtim ki ben çocuğumun her şeyi aslında yapabildiğini yeni fark ediyorum. Her şeyi başarabiliyormuş dedi. Ve hatta çocuğunu ev tutmuşlar. Başka bir şehirden gelmişti. Kendi başına yaşıyordu ve çocuğundan da çok memnun kaldığını, her çok daha sorumluluk duygusunu yükseldiğini falan söyledi. Yani çocuk dedim 20 yaşında artık çocuk bu kalmamış da. Evet, ama çocuk işte. Anne, öyle. Öyle algılıyoruz, öyle algılattırılıyoruz. Yani bunun sonucunda ben yine bir çıkarım, hani bir alt liste oluşturma çabası var işin içerisinde. Küçük çıkarcı gibi oldum ama bir şeydi. Çıkarımcı. bu sürecin içerisine şey bağlamak gerekiyor. Biraz eğitim alma sürecinde de sorumluluk alıp taşın altına elini koyan öğrenciye de ihtiyaç varmış gibi görünecek gibi. Çünkü ister istemez kurumsal yapılar yavaş ilerliyor ya da kendini düzeltecek, dengelecek, kararlar alacak falan gibi bir şey de oluyor. Zaten bu, şu anda... Bir ay 45 gün sürse de böyle, 3 ay sürse de böyle yani... O zaman öğrencilere yazdığı, şu üniversite yazdığı mesaj henüz taze. Yani şu anda zaten öğrenciliğin ötesinde evdeki yaşlıları korumak gibi bir misyonla kaçınılmaz bir şekilde karşı karşıya kaldılar. Yani bir kere bunun sorumluluğu... Artık hepimizin birbirimize karşı bir sorumluluğu var duygu. Bu sadece kendini korumakla ilgili bir şey değil, birbirimizi korumakla ilgili bir şey. Yani burada hakikaten hocam mesela opinion'ın tarihin garip bir cilvesi hakikaten. Hep pışpışladığımız işte Z kuşağı falan dediklerimiz. Şimdi zonk diye bir abi bunların hayatı senin elinde falan durumu gibi bir durum olmuştu. Yani hakikaten bu da kaderin bir cilvesi olabilir. Mesela bu programda yakaladım ben onu şu anda bu muhabbette. Hep diyorum ya global felaketlerin enteresan beklenmedik faydaları oluyor diye. Tabii. Bence bu da onlardan biri. Ben üniversitede bunu biraz zor değil. Gençler açık işte. Tabii işaret yani önemli bir şey. Bak ilk defa kendilerine bakmakla yükümlü olan kitleyi esirgemek durumunda olduklarını fark ettiler. Yani ve ben o telaşı görüyorum yani gençlerde bu güzel bir şey. Geçen gün asistanlarımız geldi ve işte asistanlar söyler. Annemiz şu yaşta bu yaşta biz toplu taşımayı biliyoruz. Ben normalde diyor evde duramam.
Yani evde durmak benim için hani çok depresif de bir şey ama annem diyor yaşlı diyor evde durmak zorundayım. Onun için şey yapıyor. Ben dedim sen nasıl istiyorsan onu yap. Yani senin gerçekten bu haklı bir kaygı. Yaşlı olmasa diyor şey yapmayacağım. Şimdi diyor arkadaşımla oturabilirim ama diyor annemi nasıl yalnız bırakayım? Annemi yalnızlığa mahkum etmek de istemiyorum diyor. Böyle bir güzel bir sorumluluk alma biçimini görüyorum. Gençlerde bu var ve bu sorumluluğa davet etmek de doğru bir şey. Yani onları görevlendirmek lazım. Bu bence görev bilincine daha iyi aşılacak olan bir süreç. Bunu sadece fark ediyor olma bile bir sürü organize olma becerisinde, birlikte hareket edebilme becerisinde çok güzel bir aşamayı da kaydedecek gibi geliyor. İnşallah ben en büyük derdi orada görüyorum zaten. Yani. Hocam sen bu süreci bundan bir süre öncesindeki Duvar kitabında gördüğünü düşünüyorum. Ben çok eğlendiğim, önemsediğim, güzel içerikli bulduğum kitaplardan bir tanesi. Şimdiki o kendimizi yalıtma halini, hem ülkeler, hem bireyler, hem şehirler karantinaya alma halini... bir tür metafor gibi kullanmışsın duvar yapılanmasını. Aslında bizi biz yapan şeydir, bir sınır belirleme hali. Ama bir yandan da bizi biz yaptığı gibi ötekini de öteki yapar duygusu. Şimdi aynı yalıtımı gerçekten hep birlikte yaşıyormuşuz gibi görünüyor. Herkes olarak aramıza duvarlar girdi diye konuşuyorduk. Evet, yani dokunamıyoruz artık mesela. Ya da birbirimizi ziyaretlerimizi hep azaltmak zorundayız. Öyle bir duvarlar girdi. Hem ekonomik olarak hem işte ülkesel olarak böyle duvarlar gelişti. Biraz onun bakış açısını buraya da aşılayalım. Tekrar bu korona günlerini bir elden geçirelim gerçekten. Hani sizin zihninize nasıl yansıyor, nasıl görünüyor? Şimdi aslında bu yani duvar meselesi insanın simbiyotik varlığı, yani birlikte geliştirdiği bir şey. Yani ve bizim varlığımızın bir parçası. Bak ana rahminin duvarları bizim ilk koruyucularımız. Canlı öyle oluşuyor. Canlı ve oradan dünyaya fırlatıldığımız andan itibaren annelerimizin kucağında yuvalarımıza giriyoruz. Şimdi bakın yine nereye giriyoruz? Duvarlarla çevrili evlerimize giriyoruz. Yani duvar bizim ilk koruma kalkanımız. Bizim için duvarsız bir yaşam yok. Çevreye baktın mı duvar görüyorsun sadece her yerde. Bahçe çitinde duvar var, evde duvar var. Ya bu soyut duvarlardan söz etmiyorum, aramıza koyduğumuz duvarlardan söz etmiyorum. Şimdi bunun ürettiği bir sürü psikolojik sonuç var ve tabii bu doğal olarak bir takım siyasi iktisadi yansımalar yaratacak. İktisadi yansımaların siyasi sonuçları olacak. Yani şimdi ben mesela komplo teorilerine çok sıcak bakmam ama onları tamamen göz ardı etmek yanlısı değil. Bir virüsü bu laboratuvarda üretilmiştir, dünyaya salınmıştır falan diyenleri bir kenara bırakalım. Ortaya böyle bir virüs çıktığı andan itibaren o virüsü bir şekilde araçsallaştıran, istismar etmeye başlayan ve kendi siyasi projeksiyonunu hayata geçirmeye çalışan bir başkan güçler mücadelesinden başlıyor. Tabii. Şimdi bak ne oluyor? Bir yanda böyle küresel sınırları belirsiz hale getiren falan filan anlayışlar vardı. Bir yanda böyle burjuva entelektüel projesi olan Avrupalılık, Avrupa Birliği düşüncesi vardı. Bir, Avrupa Birliği çöktü. Bir de artık insanları Avrupalılığa ikna edemezsiniz. Birbirlerine ölüme terk ettiler. Yani bu çok önemli bir şey. Bu net mi? Bu altı çizilerek söyleyebilir çok bir şey. Çok net. İtalya'ya hiçbir şekilde yardım etmediler. Sınırlarını kapattılar. Çin geldi. Çin geldi oradan yardıma şey yapmaya çalıştı, yardım etmeye çalıştı. Birbirlerini küçümsediler ve birbirlerine düşmanca bakıyorlar. Artık bir İtalyan Avrupalının gözünde Avrupa'yı enfekte eden, zehirleyen bir unsur olarak bakılıyor. Hocam çok özür dilerim böyle araya giriyorum. Bölüyor gibi olmuyor ama yani aslında entelektüel anlamda eğitim seviyesi anlamında daha yüksek bir yapı. Ekonomik olarak daha dünya ortalamasına oranla daha refah seviyesi yüksek bir yapı. Buna rağmen böyle bir refleksli bencilleşmenin kaynağı mı sizce? Aslına bakarsan dünyadaki en bencil kitle, en bu egemenli entelektüel refah toplumunun parçası olarak adlandıran kitledir. Zaten refah toplumunun özelliği bireysel kar ve fayda üzerine dayanmasıdır. Toplumsallık yoktur içinde. Yani toplumsal dayanışma, bu asabiyet dediğimiz şey doğu tarafta var. Geçen yıl televizyon programında zikretmek zorunda kaldım. Bizi bir başka televizyon programına götüren sürücü arkadaşın anlattığı anekdot. Haberleri dinliyoruz arabada. Dedik ki millet işte market yağmalamaya başlamış. Ya millet makarna alıyormuş falan filan diye güldük. Bu haberi aldığımız işte semt böyle kalburüstü bir semt İstanbul'da. Zengin tırnaklısına bir semt. Bu şoför arkadaşım dedi ki hocam bizim orada hiç böyle bir şey yok. Ben de falanca yerde oturuyorum. Orası daha mütevazi bir semt. Mesela orada böyle bir hareket görmüyorsunuz ve
Avrupa'nın durumunun mikro ölçekteki bir adeta fraktal tekrarını burada da yaşıyoruz. Kaybedecek şeyi çok olan insanın hayata sarılması da biraz daha vahşice olabiliyor yani. Avrupa'nın durumunu belki bu bağlama benzeterek değerlendirmek mümkün olur. Kaybedecek şeyi çok olan değil, kaybedecek, herkesin kaybedecek şeyi var. Öbürü komşusunu kaybedeceğinin endişesini yaşıyor, bu parasını kaybedeceğinin endişesini yaşıyor. Evet, yani herkes kaybedecek şeylerin statüsü farklı. Evet. Öbür tarafta varlığın, varoluşlarının kaynağı bir toplumun parçası olmak. Komşu nine, komşu teyze, işte manav Ali amca, bakkal Mehmet efendi, şimdi bunlar tanır, bunlar tanış. O bir mahalle olarak yaşıyor. O hayatını onun için şey yapıyor. Aslında oralarda salgını durdurmanın imkanı daha zor oralara yayıldığı andan itibaren. Burada izolasyon biraz daha kolay. O ister istemez 150-200 kişilik bir koloniyle yaşıyor. Koloni aslında. Yani orada Ayşe teyze hastalanmış, yanına yaklaşmayalım demez. Mutlaka mahallenin cengaverleri gider ve Ayşe teyzeye bakmaya çalışırlar. Yani hayat öyle geçer oralarda. Ama zorluklarda da dayanma gücü çok fazla artmaya başlıyor. Şimdi modern dünyanın ortaya çıkardığı en önemli sonuç, ve bu liberal demokratik değerleri böyle tepelere doğru çıkarttık. En önemli sonuç bireysel fayda, bireysel özgürlükler. Ben bunu istiyorum, ben mutlu olmak. Şimdi psikoloji literatürüne bir bakın, hani çok fazla oralara girmek istemiyorum ama başından beri önce kendini düşün diye bir şey var değil mi? Ekol. Sen önemlisin, sen değerlisin. Şimdi bunu götürüyoruz, Amerika'daki kitabı alıyoruz, psikoloji kitabını. Burada çocukları okutuyoruz, bu çıkıyor. Ya kardeşim bu öyle bir toplum ki trene biniyorsun. Yanındaki açken sandviçini yiyemiyorsun, hiç tanımadığın adama sandviçini böyle bir yarısını veriyorsun. Allah'ın adını verdim, ye şu sandviçi, yarısını da sen ye. Şimdi böyle bir şey var mı? Bu Avrupa'nın, Batılı'nın düşünce dünyasındaki ona sahip olma duygusuyla bizimki farklı. Bir türlü o tarafa benzemiyoruz, ruhen de benzemiyoruz, kökümüz de benzemiyor. Yani dönüp dolaşıp buraya geliyoruz. Buradaki sıkıntı şu, bu Batı dünyasının değerlerinin bir... Yani hiyerarşik olarak üstü olduğu algısını öyle bir pompalıyorlar ki, yani piyasayı öyle bir şeyler okutmuşlar ki. Bu bizi yanılsamaya biz tabii ki piyasanın entelektüelleri de biz onlardanız demek için kendi değerlerinden uzakmış gibi görünüyor. Yok kardeşim, içindekini sal, türkü dinlemeyi seviyorsun, itiraf et. Yani bir masanın başında birlikte o kebabı, bir pideyi paylaşmayı seviyorsun. Biz olma duygusunu seviyorsun. Seviyoruz tabii. Niçin bundan vazgeçiyoruz? Yani bunu dediğin anda hemen... Sistemin bir grubu dışlamaya çalışıyor. Yani yok böyle bir şey. Zaten sosyalist düşüncenin de temelinde toplum duygusu vardır. Yani orada da aslında onlar da o kadar bireyci davranmamaları gerekir. Yani Türkiye'de sol entelijansiyanın da gerçekte köküne inebildiğini düşünmüyorum. Öbür taraftan gelen, Batı dünyasından gelen bütün o değerler sosyalizmi bile kendi köklerinden koparmış. Bambaşka şeylerin üzerine oturtmuş durumda. Yani paylaşımcılığı falan geçmişler. Sadece laisite, modern yaşam, işte şimdi bakıyoruz, hayır, umrecilerin hepsi kötü. Umreye gittiler, geldiler. Çok kötü yönetildi bana göre, bir tek o umre sürecinde durdu toplum. Yani hükümet harika yönettiği şeyde iki yerde durdu, dine tosladı ikisinde de. Birinde cuma namazı meselesinde önlem alamadı, öbüründe umre meselesinde biraz geç kaldılar. Yumuşak karnımız oldu. Yumuşak karın, çünkü oraya dokunamıyorsun. Dokununca kıyamet kopuyor diye bakıyorlar. Halbuki yapıyor. Bunu vaktiyle yaptığın zaman daha düşük bir hasar elde edilebilirdi. Ama konu sırf o değil. Öbür tarafta şunu görmeli. 400 küsur bin kişi gelmiş Avrupa'dan. Ben çevrede görüyorum. Bütün eşim, dostum Avrupa'da, Amerika'da okuyan çocukları geldiler. Karantina falan da girmeyip akşamları partilediler. Ve çıkıyor da yani o taraflardan da çıkıyor. Bu virüsün nereden yayıldığının falan çok fazla önemli yok. Sanki o beyaz Türklere hiçbir şey de olmaz gibi algılıyorlar. Böyle bir düşünce yok. Şimdi aslına bakarsanız böyle şuna inanıyorum. Toplu halde bir yandan her şeyi Allah'a havale eden, her şeyi dini cemaatinin durdurabileceğine inanan kişiler için de büyük bir sallanma söz konusu. Yani onlar da bilim çok kıymetliymiş. Böyle sırf duayla olmuyor. Allah bize bilime inanmayı da öğretiyor, teşvik ediyor geldiler. Yani hurafelerden öbür tarafa doğru bir kayış olacak. Bu tarafta da kardeşim bu böyle olmaz yani, bizim de insani yönlerimizi ön plana çıkartıp dayanmışlar olur bir toplum. İlgili değilmiş tabii ki, yani. Tabii ki yani bu ille bir felaketle yüzleşmek sonucu olmak zorunda değildi ki. Deprem olduğunda da insanlar birbirine yardıma koştu. İnsan söz konusu olduğunda hepimiz çırılçıplak insanız. Ne gelir düzeyimizin, ne inançlarımızın, ne etnisitemizin, ne ideolojimizin, ne rengimizin hiçbir önemi yok ki. İnsanız. Yani
İnsan olmak demek bir deprem anında bir başkasının çocuğunu da kapıp kaçırmak oradan demek değil mi? Sadece kendi çocuğunu düşünmemek demek. Bu ülkede bütün salgınlarda, felaketlerde herkes herkesin çocuğu için koşturmadı mı? Yani bunu yapmıyor mu? Şimdi de herkes herkesin ninesi dedesi için koşturuyor. Bu da bir toplaşma, dayanışma ruhu. Bunu çok önemli buluyorum ben. O yüzden de bu kırılmanın bittikten sonra iyi şeylere vesile olabileceğini, bazı şeylerde yeniden tanış olabileceğimizi, yeniden hani Hilmi Yavuz'un çok hoş bir şey vardı, şiirin sonu çok güzel biter, der ki insan kendini özler mi hiç? Özler. Yani kendini özlemiş bir toplum olduğumuzu düşünüyorum. Yani kendine dönebilmek güzel bir şey. Özledik diyeceksin ve döneceksin. Bu o kadar zor bir şey değil ki. Yani değer verdiğin, çok önemsediğin, hiyerarşik olarak göklere çıkarttığın o uygarlığın içerisinde hani onlar da insan ve onların da çok güzel değerleri. Sadece bu olasılığı hatırlatmak bile muhteşem bence. Tabii yani. Ki yani o üstü yaraşmadan üstü koyduğumuz değerin şu anda ne olduğunu görmek kolaylaştırıcı bir faktör olarak hakikaten işe yarayacak. Yani o aynı ayak sürüme kendin özlemede de var demek. Yani tabii, tabii. Bir türlü dönemiyorsun. Lahmacunu bir ağız tadıyla yiyemiyorsun. Bir tane alamıyorsun. Böyle bir sıkıntı var. İşte şimdi hocam biz televizyonlarda falan zıplık gezerken benim en çok anlatmaya çalıştığım şey biyolog tarafında. Ya bu virüs herkese bulaşacak. Evet, yani evet. Virüsün özelliği budur. Yani şu anda yaptığım şey zaten yavaşlatmaya çalışmak. Ama işte ister laboratuvarda yapılmış bunları komplo teorilerini ciddiye alın, ister almayın. Yani şu anda bulduğumuz hazır durum ileriye götüren bir taraf var. Çok şey değişti. Yani şu anda bile, şimdi bahsettiğimiz resim. Bir hafta 10 günde bile. Tabii. Ama benim kendi alemimde çok fazla şey değişti. Yani ben mesela bir biyolog olarak hiç beklemediğim bir şey olmuyor. Her şey kitaba uygun gidiyor. Hatta yani Türkiye önlemlerde gayet de başarılı. Bu arada Yunanistan'da hiç ses gelmiyor. Niye bilmiyorum. Yunanistan'da yayılmıyor galiba. Hani dibimizde bir şey de ses çıkmadı. İyi mi mücadele ediyorlar ya da özel bir şey var. Var mı yani yayılıyor mu bilmiyorum ama. Yani neticede bizim bayağı performansımız da ama şu andan itibaren ben özellikle sizden şeyi merak ediyorum. Bu yeni dünya düzeni diyordu Ali Balat da bir dönem bize işte sohbetlerimizde öyle anlatıyordu. Biz daha yeni dünya düzeni tam ne diyemeden galiba yeni bir dünya düzeni olacak. Biz bunun adına ne diyeceğiz, nasıl bir şey olur? Projektif olarak şimdi bu tokatı taze yiyoruz ya. Şimdi bu tokatın bir sakinleşip normal hayata döndükten sonraki bir hali var. Birçok insan alışkanlığa geri dönmek isteyecek. Alıştığımız şeyler ama mesela işte Avrupa'nın diyelim birlik algısı bir çöktü. İşte bu tekrar bir şeyler hatırlandı. İşte global bir krizde bir birleştiydik, o bir ağız tadı bıraktı falan filan. Sonra ne olur? Yani şu andaki konjonktür, status quo nereye gider yani? Ben onu çok merak ediyorum. Biliyorum öngörülmez ama yani gönlünüzden ne geçiyor soruyorum aslında. Vallahi şöyle gönlümden geçeni değil de nereye gittiğini söyleyeyim. Aslında ben 20. yüzyılın bitimiyle birlikte 11 Eylül saldırısının ardından yeni bir dünyanın kurulmakta olduğunu düşünenlerdenim. Yani herkes tarihin sonu geldi. İşte Francis Fukuyama'nın dediği gibi dünyada liberal demokrasiler bütün zaferleri kazandı, bütün savaşları kazandı tezini öne sürerken ben bunun böyle olmadığını düşünüyordum. Huntington Fukuyama'ya karşıt bir fikir öne sürdü ve dedi ki savaşlar bitmedi, tarihin sonu gelmedi, dinler birbiriyle savaşacak. Ben onun da yeterli olmadığını düşünerek, doktora tezim de aslında bu benim, devletlerle, devlet olmayan aktörler, küresel aktörler arasında büyük bir çatışma olacağını düşünüyordum. 1993'te de yayınlandı tezim zaten, yani global sistemde rol oynayan aktörler diye. Yani devlet merkezi küresel dünyadaki o gelişmeye bir reaksiyon vermek durumundaydı. Yoksa siyasi merkezi baskılayan çok ciddi şeyler ortaya çıkmıştı ve bunun ideolojisi de liberalleşme ve demokrasi ideolojisi. Kolay anlaşılabilmesi için küresel aktörlere yani globalizmi ya da tek devleti yani sembolik hale getirsek doğru oluyor mu? Tamam. Olmuyor. Tek devlet işte bu global governance dediğimiz şey aslında bu küresel modelin en tepesinde bütün dünyayı yöneten bir gücün varlığına dayanıyor. Halbuki küresel aktörler dediğimiz şey tam tersine bugünün çok fazla elde yayıldığı ve bu şirketler, bankalar tabii birbirinden farklı, içinde devletlerin, devlet merkezinin de olduğu, devlet merkezinin ikiye ayrıldığı bazen ve Amerika'nın Vietnam'dan bu yana bütün savaşlarını Amerika'ya karşı kaybetmiştir. Yani Amerika'nın içinde bir grup buraya yatırıp öbür grup öbürüne. Çünkü ikisi de Amerika'nın çıkarını düşünüyor. Ama biri bu yönde görüyor çıkarı, biri öbür yönde görüyor. Yani bu mücadele var. Organize suç grupları var, etnik gruplar var falan, bireylerin değişik karakterleri rol oynamaya başlıyor. Mesela Rusya'da Putin gibi bir adam değil de başka biri olsa
Başka bir unsurla karşılaşabiliyoruz. Yani durum bu. O düşündüğümüz kadar rahat herkese her şeyi kategorize edemiyoruz. Şimdi küreselleşme ideolojisinin aslında nihai noktası, onların tarihin sonu tasavvuru, global governance dedikleri böyle tek merkezden dünyanın tamamını yönetecek bir süpranasyonel bir yapının oluşmasıydı. Bunun zaten mümkün olmadığı hemen ortaya çıktı. Yani bu yapıda zaten böyle büyük bir oydaşmayla belirlenmiş bir şey olacaktı. Güya işte nasıl yapacaklardı onu bilmiyorum ama George Soros bir Macar ama hiçbir zaman Macaristan'ın çıkarı için çalışan bir adam değil. Tam tersine nasyonalitesi olmayan bir küresel aktör. Yani dünya üzerinde bir finans hareketi var. Hiçbiri ben Türkiye'nin çıkarını, İngiltere'nin çıkarını şunu bunu koyayım demiyor. Tamamen kendi çıkarları üzerinden dönen ve siyasi güç mücadelelerinin içerisine de dahil olan, başkanları seçtiren, istifa ettiren, ekonomik krize sokan, ekonomik krizden çıkaran böyle bir para dönüyordu. Şimdi 11 Eylül'de 2001 yılında o büyük bir terör saldırısı dünyadaki paranın bu sektörden alıp askeri endüstriyel komplekse doğru akmasına neden oldu. Çünkü ortada büyük bir düşman vardı ve 700 milyar dolarlık harcama bugün 1.84 milyar trilyon dolara çıktı. Yani insanlar kozmetiğe, turizme falan harcadığı parayı silaha, petrole, şuna bunu harcamaya başladı. Petrol fiyatı 100 küsur dolara çıktı falan. Şimdi bu sektörler, askeri endüstriyel kompleks dediğimiz yani o alanı besleyen bu sektörler siyasi merkeze devletle embedded'dir, yapışıktır. Devlet şirketidir zaten çoğunlukla ve devletin istemediği şeyi de yapmazlar. Siyasi merkezle uyumlu çalışmak zorundadırlar. Yani bir triko firmasının ya da ne bileyim Gucci gibi bir markanın devletle birlikte çalışması için hiçbir sebep yoktur. Ama eğer sen silah şirketiysen, McDonald Douglas gibi bir şirketsen falan filan bu devlete embedded yaşarsın. Şimdi ya da demir çelik fabrikası. Demir çelik fabrikası. Şimdi 2001'de bu olay başladı. Yürüdü. Geldi 2008'de pat diye bir kriz daha. Ekonomik kriz. Bütün ekonomik aktörler, bağımsız ekonomik aktörler çöktü. Devletler ekonomik aktörler olarak, o devleti kovmuştu vaktiyle o sivil aktörler ekonomik alanda. Kitlere özelleştirilmişti. Şimdi özelleri kitleştiriyorlar. Gelinen nokta bu. Gel devlet beni kurtar noktasına 2008'de gelindi. Şimdi bu pandemi ve bugünkü büyük ekonomik kriz, yani bu bir salgının çok ötesinde, insan kaybının rakamsal olarak çok ötesinde ekonomik kayıp yaratacak ve büyük bir dünya savaşının yarattığı yapısal dönüşümü yaratacak ekonomik olaylar. Ben 2 trilyon dolar diye bir şey duydum. Ne demek onu da bilmiyorum. Az bile. Çok da çünkü nereye doğru gideceğini de bilmiyoruz. Geldiği gibi gidecek bu virüs falan diyenler de var. Muhtemelen tedavi süreci başlayacak. Aşıdan önce tedavisinin başladığını düşünüyorum. Zaten iyileşen vakalar çok artmaya başladı. Yani şeyi yataya geçtiğiniz andan itibaren, yani insanları yoğun bakıma soktuğunuz andan itibaren ölüm oranı çok yüksek değil. Mesela Almanya falan çok düşürmüş durumda. Ki yani o insanlar normal bir zatürreden gripten de muhtemelen bu sene içerisinde aynı ölçüde kayıp olabilirler. Evet. Biz onları hiçbir zaman şey yapmadık. Evet. Ya, totalde dünyada ki ölümlerin bu yıl itibariyle geçen yıldan daha yüksek olup olmadığına bakmak lazım. Yani bu insanlar başka nedenlerle de ölebilir miydi, ölemez miydi falan. Bunu aynı kafayla düşünüyoruz hocam. 2018 yılı Türkiye'de 478 bin kişi vefat etmiş. Ortalama 1500 kişiye karşılık geliyor Türkiye'de günlük olarak. Bunun 30 civarı kaza, yani fiziki şiddetlik barındıran şeyler. Geri kalan hepsi işte hastalık ve çeşitli gerekçelere bağlı. Biraz çocuk ölümü var içerisinde falan. Geriye dönüp baktığımızda evet. Çok ilginç analizler duyacağız yani. Ben bir kere bakın, ben şuna inanıyorum. Bu dezenfekte ortam ve bu sosyal mesafelenme, domuz gribi, normal nezle, mevsimsel gripler, kazalar falan filan, bunlar çok aza inmiş durumda. Yani bence ölüm, totalde ölüm oranı çok aşağıya inebilir. Evet, bu da şaşırtıcı bir yan efekt yani. Olabilir yani, çünkü domuz gribi çok daha öldürücüydü ve biz yani bu çok fazla şey yapılmadı ama biz kendi çok yakınlarımızda domuz gribinden vefat eden genç insanlar gördük. Bunun yayılma hızı hocam. Bunun yayılma hızı problemli. Şu anda odaklanılan yer orası. Konumuz bunun yayılması değil, bunun yayılmasının kontrolü. Evet. Zaten biz bu virüs yayıldığında bitecek, konumuz rahatlayacağız ama eğer sağlık sektörüne aşırı yığılma olmazsa İnsanlar İtalya'daki gibi yoğun bakımlara giremiyor. Yani ölüm nedeni bakım alamıyor olmaları. Yoksa ölmez çoğunların. Yani o noktaya gelmeyebilir. Şu anda kontrollü bir biçimde herd immunity denilen, yani sürü bağışıklığını tam kapattığın zaman da bunu sağlayamıyorsun. Şimdi Türkiye'yi temizledik diyelim. Suriye'de var, İran'da var, Irak'ta var. Yani yine başlar. Bunu tam Türkiye'de temizlemek gibi bir şey değil. Tam tersine düzenli olarak ama yavaş akışı sağlayacak bir şekilde
Bence hayatı devam ettirerek ama mümkün olduğu kadar yaşlıları esirgeyerek tedavisi, aşısı falan bulunana kadar oyalamak lazım. Aşı zaten bir sonraki atak dönemine hazırlık için. Bu dönem evet. Zaten yetişmiş. Tamam, evet. Ama tedavi olabilir. Bakın son bayağı iyi ilaçlar gelişiyor diye söylüyorlar. Yani bu sıtma ilaçları, şunlar bunlar, Çinlilerin söyledikleri de yani eğer tedavi işini 11 günden 4 güne indirdilerse ya bu çok önemli bir şey. Çünkü yoğun bakımdaki o yoğunluğu azaltıyor. Sirkülasyonu hızlandırabilecek. Sirkülasyonu hızlandırabilirsin falan filan. Peki şey olmayacak mı hocam? Şeye gelelim, şu 2008 krizinden sonraki döneme gelelim. Şimdi burada aslında ortaya çıkan durum şu. Ben neden duvar kitabını yazdım? Berlin Duvarı yıkıldığında dünya üzerinde 12 tane ülkenin sınırlarında duvar varmış. Ve Berlin Duvarı yıkıldığında işte küreselleşmenin nihai noktası, işte oradan başlıyor her şey. Ortada duvar muvar kalmaz diye düşünüyorduk. Fakat öyle bir noktaya geldik ki daha bu sene içerisinde dünya üzerinde sınırlarına duvar çeken devlet sayısı 80'leri buldu yaklaşık. 77'den 80'e çıktı yakın zamanda. Bu neden? Biri göçmene karşı yapıyor, öbürü teröre karşı yapıyor, öbürü ekonomik nedenle yapıyor, organize suça karşı, Sovyet tehdidine karşı, Çin tehdidine karşı. Herkes bir nedenle sınırını duvarlarla örüyor. Bu yeni orta çağdır. Alan Mink'in ifadesiyle bu bir yeni orta çağdır. Yeni orta çağ düzeni yani o duvarları olmayan küresel köy düzeninden duvarlarla örülü o feodal şehirlerin oluşturduğu orta çağ düzenine geçişteki en önemli psikoloji içine kapanmaktır. İçine kapandığın an merkezi siyasi otorite bütün düzene hakim haline gelir ki elinde müthiş bir teknolojik imkan var şimdi. Bunu sağladıktan sonra artık sandığa gidip oy verdiğin zaman kralı seçersin. Big Brother. Yani Big Brother, yani dünyada eskiden hani küresel düzenin Big Brother'ı Facebook, Google falan olur normalde. Şimdi local Big Brother. Şimdi local Big Brother. Onun için kendi sistemlerini kuruyorlar. Altyapı da dışarıya bağlamamaya çalışıyorlar. Yani şöyle bir devlet, e-devlet bilmem ne. Hastane kayıtlarımızdan, tapu kayıtlarımızdan, banka hesaplarımıza kadar her şeyimizi online'da kontrol eden bir devletin vatandaşlarıyız artık. Her an bize ulaşabilir. Nerede olduğumuz, telefonumuzun sim kartından nerede olduğunu tespit ediyor. İş değil ki bu. Şimdi böyle bir düzenin içinde Michel Foucault buna diyor ki bu bir panoptikum dünyasıdır. Aslında hapishanelerin içindeyiz. Bak hapishanelerden fetip hücreleri eve doğru girdik. İstese bizi evlerden toplar. Yani öyle yani sokak alanlarımızı da daraltıyor. Hepimizin nerede, hangi evde, hangi adreste oturduğunu biliyor mu? Bilmiyor. Yani düzen buraya doğru gidiyor. Ortalıkta çok fazla mobil dolaşamayacağımız için bundan sonra insanların öyle çocukların yurt dışında okutma falan filan bu gibi konularda çok ciddi problemler olacak. Yani zaten psikolojik olarak da doğru değil. Bak herkes evladını yanına çağırıyor, yanında istiyor. Çünkü Amerikalı, Amerika'da hastalanan çocuğa bakmaz, Amerikalı'ya bakar önce. Bir tane oksijen tüpü varsa onu İtalyan'a kullanır. Orada okuyan Türkiye kullanır mı? Çok net bir biçimde ayrıma uğruyorlar. Onun için de can havliyle ülkelerine dönmek istiyorlar. Buradan da şunu söyleyeyim, ana vatan yuvadır. Yani ana vatandan daha değerli hiçbir şey yoktur. Allah kimseyi vatansız koymasın. Bu ana vatanı, bu bilinci çocuklarımıza iyi anlatmak zorundayız. İnsanın vatanının olması ve ben küresel vatandaşım, dünya gözüm yok canım. Döneceğin yer var burası. Senin her darda kaldığında sığınacağın, yağmurda kaldığında sığınacağın tek yerdir. İyisi tamam, genişleme hissi çok hoşumuza gitti ya, ama öyle ama işte bir de gerçekler var hakikaten, bu kısım çok önemli. Bu acaba bir tür zonklama hissi de var. Şöyle de bir sorun var çünkü. Yani mesela bu karşılaştığımız kriz ilk defa ya da uzunca bir zamandır ilk defa dünyanın tümünü birden ilgilendiren bir kriz. Yani orada bizim çözüm üretiyor olma becerimizin aslında çok anlamlı bir değeri yok. Ya da Çin'in tek başına ya da Amerika'nın tek başına bir şey üretiyor olmasının da anlamlı bir değeri yok. Ortak bir şekilde bir şey üretmek zorundayız. Bu pozitif diyerek ya da negatif diyerek sormuyorum. Gerçekten bir merakla soruyorum. Dünyanın ortak çözüm üretmesi için bir arena organize edilmesi gerekiyor. Yavaş yavaş böyle problemlerle karşılaşıyoruz. İklim böyle problemlerden bir tanesi. Negatif teknoloji, yapay zeka vesaire. Korkutucu bir 10 yıllık simülasyon yapıyorlar yakın gelecekle ilgili. Peki bu mesela en azından zihinsel olarak ortak çözüm bulmak, işte dün Tayfun Hoca şeydi ya mesela, evet, ortak kullanmak zorunda kaldılar yavaş yavaş ilaç geliştirme ilerler. Eskiden rekabet eden kurumlar birbiriyle, şimdi ister istemez o rekabet dışı, mesela yüksek fiyatla pazara girme, öyle çok kapitalist fikirler geliştirme çok da mümkün değil diyor bir şeyde. Böyle bir boşluk oluşturuyor mu bir taraftan da? Tabii çünkü bir ülkenin kendini kurtar, burada insanlar kendilerini kurtarmaya çalışırken bir yandan da kendilerini kurtaramayacağını sonsuza kadar biliyor. Yani yanındaki ülkede, Suriye'de, Irak'ta bu virüs varken senin safe kalmana imkan yok. O gelir, kuşla gelir, böcekle gelir, insanla eşek sırtında gelir, bir şekilde gelir. Onun için durdurmanın imkanı yok. Toplu halde
bu işten kurtulmanın yolunu bulmak lazım. Bütün dünya için geçerli bu. Birincisi vakıfatür dünyası açısından şunlar oldu. Yani o ülkelerdeki göçmenler, oraya gelenler gerisin geri döndüler. Yani sonradan geri gidişleri problemli olur mu, kolayca kabul ederler mi onları bilemiyorum. Ama en azından belli bir süre için insanlar kendi ana yurtlarına doğru kapanmaya başladılar. Bu şey gibi, Birinci Dünya Savaşı öncesinde o ilk milliyetçi dalga çıktığında çok travmatik hadiseler oldu. Yani milyonlarca insan yollarda telef oldu. Bizim de Cumhuriyeti kurduğumuz dönem yani travmalar dönemidir. Yani milyonlarca insan Balkanlardan, Kafkaslardan evini yurdunu bırakıp bir ana yurda sığınma ihtiyacı duymuşlardı biraz. Ona bu sefer de içerideki insanlar da gayrimüslimler içinde bir başka ana yurt bulma ihtiyacı. Onlar da dışarıya doğru zorlandılar. Faşizm ortaya çıktı. O dönem için söylüyorum. O dönemin yılları bütün dünyada çok travmatik, herkesin birbirine zarar verdiği çok ağır yıllardı. Şimdi baktığın zaman bunu daha yumuşak, daha soft geçirdiğimizi söyleyebilirim. Yeniden bir ana yurt kavramı kafaya giriyor. Başka neler geliyor? Devletlerin ortak işbirliği yaptıkları alanlar olabilir ama devletlerin kendilerine has alanları da olabilir. Bak İngiltere, siz Avrupa'da ne yapıyorsanız yapın, ben kendi bildiğimi yapacağım dedi. Her şeyi serbest bırakacağım. Bir an önce gençlerde de enfekte olsun, birbirine geçirsinler bunu, bu işten kurtulalım. Çünkü ekonomi dayanmaz diye düşündü. Böyle düşünen insanlar hala var dünyada. Yani şunu düşünler, biz bunu uzattıkça buna ekonomik maliyet... Ya şimdi bunun aslına bakarsanız yavaş yavaş bir sürü bağışıklığı yaratmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Yani sistemi tamamen kapatmak çok manasız. Bütün dünya kapamıyorsa. Bu arada tıbbi olarak ya da işte epidemiolojik olarak vesaire... Bu da stratejilerden biri aslında. Yani böyle İngiltere'yi de çok demonize etmemek lazım. Çünkü bu hakkında hiçbir şey bilmediğimiz bir virüs hakkında alınmış erken kararlardan bir tanesi. İngiltere ölüm oranları birden artınca geri dönüş yaptı. Çünkü bu kadar büyük bir hani tıbbi bakım verememenin maliyetinin bu kadar olacağı hesaplanmamıştı. Yoksa normalde biyolojide bu düşünülebilir bir şeydir. Belki daha sonraki virüs salgında bütün dünya böyle bir önlem benimseyecektir. Öldürücülüğünün yüksek, ne kadar yüksek olduğunu bilmediğimiz için orada alınan biraz cahil cesaretiyle alınan bir karar. Ama şunu da göz ardı etmeyelim. Yani bu süreci uzatacağız ve bu sürecin uzamasının ürettiği ekonomik maliyetler nedeniyle insanlar açlıktan sokaklarda ölebilirler. Bunu da göz ardı etmeyelim. Çok ağır sonuçta. Başka türlü kaoslar ortaya çıkabilir. Yani devletler gerekli önlemleri almazsa ekonomik krizlerin ilk maliyeti sokaklarda açlıktan sokaklara dönen insanlar. Hocam madem buraya girdiniz. Benim için karnımda bir ağrı var. Ben bir biyolog olarak... Hani bu tip meseleler uzmanlık alanım olması uzaktan gelen birisi olarak hep televizyonlarda da söyledim, devamlı söylüyorum. Bu virüse bir panik etiketi takıldı en baştan beri. Daha vakaları doğru düz bilmezken uluslararası medyada, büyük haber kanallarında, CNN falan başta olmak üzere devamlı bantlarla bir korona hazırlığı oldu. Ve çok ciddi bir tantana virüsten önce geldi. Şimdi ben bunu bir tüketici olarak görebiliyorum, son kullanıcı olarak. Sizinle bir sohbetimiz olmuştu daha bu işte. Çin'le ilgili bize bir şeylerden bahsetmiştiniz. Çin'in işte Afrika'ya yayılması, askeri bir takım işte yerleşkeler yapması, Amerika'nın buna karşı bir şeyleri. Şimdi bunu konuştuğumuzdan 2-3 ay sonra bu hikaye patladı. Şimdi insan gayri ihtiyacı şöyle bir şey yapıyor. Yani burada amacım hiçbir komplo teorisini masaya getirmek değil ama yani gayri ihtiyacı beyin bağlantılandırarak çalışıyor ya. Ya bir uluslararası ilişki uzmanıyla bunu konuştuk 2-3 ay sonra tam da bahsettiğimiz gibi ortaya çıkan bir mevzu nasıl oluyor da oluyor ve hiç normal olmayan yani biyolojik anlamda hiç normal olmayan bir vuruş beklentisiyle nasıl gelebiliyor böyle bir şey? Bakıyorsunuz ya yani medyanın etkisini çıkarın, sosyal medyayı çıkarın, domuz gribinden şundan bundan çok daha farklı bir panik oluşturmazdı bu. Ama aynı zamanda bunu da ekledik. Ne oluyor Allah aşkına? Böyle enteresan bir şey gözüküyor mu yani? Şimdi şöyle, demin de söylediğim gibi bu virüsü birileri üretmiş olmayabilir ama ortaya çıkan paniği birileri üretiyor. Artı bu paniğin çıkaracağı yeni sistemi nasıl şekillendiriyor? Bakın ısrarla Trump Chinese virüs diyor, korona demiyor. Çin virüsü diyor. Ve hatta çok yakın zamanda soru sorarken niye Çin virüsü diyorlar? O da diyor ki çünkü Çin'den geldi diyor. Bu bir Çin virüsüdür. Şimdi bu... Aslında bir imaj oluşturma ve Çinlileri bir virüs olgusuyla psikolojik bir şey yapıyor, yapıştırıyor. Sokaklarda gözü çekik herkese saldırmadık mı bu şeylidir diye yani. Bu dünyanın her yerinde böyle şu anda. Mesela İtalya'da Lombardiya'da çıkmış olması ve orada Çinlilerin bir üretim tesisinin olması. İtalya'yı Çin'in enfekte ettiği. Çünkü şey diyorlar, Çinliler İtalya'ya yardım etti. Siz yaptınız zaten.
Çinliler de ısrarla şimdi şeye başladılar. Amerikan askerleri getirdiler. Çin'de ortaya çıktığını kim biliyor bunun? Şimdi onlar da kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Şu anda artık bir sonraki aşamada bunun şeylerine girecek. Belki tazminat davaları açılabilir. Bilmem ne yapılabilir. Sizin laboratuvarınızdan sızdı. O oldu bu oldu noktasına gelebilir. Temel mesele bu sorumluluğu bir günah keçisi bulup onun üzerine atmak. Böyle olduğu zaman şimdi bizim konuştuğumuz şey şuydu. Çin'in ekonomik yayılması ve yanına da askeri gücünü alıyor olması. Yani 160-170 milyar dolarlık silahlanma harcaması yapmaya başlıyorlar. Ve Afrika kıtasını neredeyse tamamen ele geçirmesi Batı dünyası açısından çok ciddi bir problemdir. Yani sonunda savaşa gider bu. Savaş yerine bu yöntem, hazır bir virüsümüz varken bunu kullanalım noktasına da getirilir bu. Yani bu şey değil, herkese etkileyen bir şey ve bir yandan da ülkedeki bütün Afrika'daki Çinlilere falan da öyle bakılmaya başlandı. Şu anda bütün istihbarat servisleri bütün Çinlilerin virüs taşıdığını Afrikalılara anlatıyordur. Daha dün sosyal medyada bir şey geziyor. Virüs sandığınız gibi değil, genç insanların işte beyin etkili aniden ölümüne sebep oluyor falan diye. Hı. Özellikle Çin'de çekildiği iddia edilen insanların löp löp düştüğü videolarla gezmeye başladı şimdi. Yani hiç böyle bir semptom yokken bir anda aslında virüsün amacı bu falan gibi. Yani bu arada şey de söyleyeyim, yine biyolojik olarak böyle bir virüs üretmenize hiç gerek yok. Her yıl 2-3 tane böyle mutant virüs çıkardı. Çoğunluğu enfeksiyonu biz fark etmeyiz öyle ama şunu yaparsanız eğer arkadaşım stratejiyle bu infiali uyandırmaya uygun temel özellikleri taşıyan bir suçun belirtilerini görmeye başladığınızda virüsünün hemen bunu istediğiniz medya dalgasına bindirerek her türlü reaksiyonu oluşturabilirsiniz ki stratejik olarak çok makul ve kabul edilebilir bir şeydir eğer bir ajandanız varsa. Böyledir demiyorum ama yani şu muhabbetler sanki öyleymiş gibi de gösterir ve bundan biraz açıkçası rahatsızım. Rahatsızlığım da şuradan geliyor. Sonuçta insanlara tıbbi olarak o temel kuralları muhakkak söylemek zorundayız. Muhakkak bunu uygulamak zorundayız. Bu zaten hiç öldürmese bile pandemi ciddi bir psikolojik tehlike bunun önüne geçmek zorundayız falan. Ama öbür yandan da acaba başka bir şeye aracılık ediyorsak en azından neye aracılık ettiğimizi bilelim. Olayı dönüştürürken belki inisiyatifimiz olur. Hani derdim biraz orada yani. Yok gerçekten şimdi komplo teorisine müsait bir ortam varsa hocam söyleyin derdi. O da uygun şekilde bir zemin bulalım biz de kendimize. Şimdi aslında komplo teorileri tabii çok alelade zihinler tarafından sürekli topluma yayıldı ve insanlar usandığı için bunlar çok ciddiye alınmıyor. Ama hocam, zeki insanların tabii ki zeki insanların ürettiği bazı şeyler de var. Bunlar görünenin arkasını görmeye üretiyor insanlara. Bu nedenle de bunları mümkün olduğu kadar itibarsızlaştırmak zorundalar. Vaktiyle rahmetli babama, işte Mahir Kaynak böyle şey sürekli komplo teorileriyle uğraşıyor. Bir Politik Paranoya diye bir kitap vardı. Onunla ilgili bir takım şeyleri okumuştum. Ve babamın da hani baba acaba sen politik paranoya mı oldun, ne yapıyorsun falan deyince dedi ki belki de sırf dedi bu kitap sizleri böyle düşündürmek için yazılmıştır. Ne biliyorsun dedi. Öyle deyince hep beraber kaldık babamla tam dalga geçerken. Yani yenemeyeceğimiz bir mücadele. Çünkü onun zekasıyla zaten baş etmek mümkün değildi. Oluşturulan, yani ortaya çıkan her delil kurgulanmış, oluşturulmuş bir delil olabilirdi. Yani şimdi delil, baba bunun delili var diyorsun. Ne olur ki oluştururlar diyor. Delile güvenemiyorsun. Baba ama bu böyleymiş. Sen öyle zannediyor olabilirsin. Onu öyle gösterirler sana diyor. Şimdi o zaman ne yapacağız baba? Aklının yoluna gideceksin. Yani akıl seni nereye götürüyor? Perde arkasında ne olabilir? Buna bakmaya çalışacaksın. Şimdi komplo teorilerini itibarsızlaştırmak için uğraşılan, özellikle de bilim dünyasında çok yaygın bir trenddir bu. Bilim dışı kabul etmek, itibarsızlaştırmak. Sahte bilim demek çünkü delile dayanmıyor. Çünkü delili kurgu kabul ediyor bunlar. Öyle olduğu zaman bir kısmı çok mantıklı çıkarımlar yapıyor, bir kısmı da atıyor gidiyor spektaküler olsun diye aklına geleni söylüyor. Genellikle de medya en absürt olanlarını bunların ön plana çıkardığı için ortada komplo teorilerinin hiçbiriyle ilgilenmeyin diye bir şey kalıyor. Komplo teorisinden ziyade ortada komplo olabilir. Yani ortada komplo varsa nasıl yok sayacaksın? Komplo teorisi zaten eldekileri partiçiklerde birleştirme çabası. Yani bir farklı açıklama çerçevedir aslında. Zihin egzersizi olarak iyidir yani. Tabii zihin egzersizi olarak bakmak lazım. Bir de üstelik eldekiler de değil. Yani gözünün gördüğünü bazen reddetmeni gerektirecek olan şey. Yani o senin gözünün böyle görmesi için özel olarak üretildi deyip bak ama aklınla gördüğü zaman böyle olması gerekir diye başka bir mantık silsilesi içerisinden getirebiliyor. Şimdi ben bu düzeyde değilim ama her zaman bir kol mesafesinde dururum. Hiç ilgilenmiyor da değilim. Yani ne oldu ne bitti. Şu anda ortaya çıkan durum ortada bir
komplo teorisi olarak her şeyle açıklanacak bir durum yok. Ama ortada istismar edilen ve araçsallaştırılan bir durum var. Çünkü genel olarak siyasi sistemin bir gelişim sürecinin içinde bir hızlandırıcı etkisiyle aynı yöne doğru götürüyor. Yani benim söylediğim şey, dünya duvarlarla örülecek, küreselleşme bitecek, siyasi merkezler krallar gibi çok güçlü otoriter yapılara kavuşacak. Duvarların öte tarafı işbirliği yapılan insan olarak değil, öteki düşman tehdit olarak algılanacak. İçeriye kapanacak, ekonomi içe kapanacak falan gibi bir şeyler söylüyor. Bu bizi korur mu gerçekten? Yani bu korunma ihtiyacından çıkıyor olacak gibi görünüyor. Doğrudur. Yani aslında insanoğlunun yani en önemli şey güvenlik ihtiyacı. Kalenin içine çekileceğiz diyorsunuz tabii. Aslında. Kalenin duvarlarını güçlendireceğiz, evet. İçeri çekileceğiz. Evet. Kendi evimizde de, şehrimizde de, ülkemizde de. Peki bu bizi korur mu gerçekten? Sanki daha esnek olunmaya ihtiyacı var. Virüsten korumaz. Onu ben ne? Yok öyle. Sadece virüsten değil. Ekonomik olarak korur mu? Duygusal olarak korur mu? Zihinsel olarak korur mu? Yani şimdi şeyde, şöyle gerçekten işe yarar mı? Yoksa bu eski refleks ilkel nasıl hissediyorsun hocam? Ben, bu bir hissediş sorusu. Şöyle, bana göre korku korunmak için bir araç değildir. Ama korku birilerinin yönetmesi için çok güzel bir araç olabilir. Yani yöneticiler korkuyu kullanırlar. O yüzden de... Yani hocam bir ara şu korku meselesi ayrıca konuşmak istiyorum. Tabii, sizinle gerçekten bir belgesel planı da var içerisinde. Bunu da sohbetimizi yapalım. Evet evet, bunu da üzerinden evet, konuşalım. Yani korku Hobbes'cu anlayışla zaten insanoğlu korkmazsa siyasi bir yapıya da devlete ihtiyaç var. Devletin temelindedir korku. Yani saldırandan korkar, barbardan korkar, suyun zehirlenmesinden korkar, aç kalmaktan korkar, o bu. Ve o yüzden de toplumsal bir sözleşmeyle sahip olduğu bir takım yetkilerini devlet denilen organizmaya aktarır. Ve ondan sonra işte Rousseau'cu anlayış, o devlet aslında biraz daha cumhuriyetçidir, onu denetleyebilir halk. Hobbes'cu anlayışa göre o bir Leviathan'dır, ölümlü bir tanrı gibidir, ne yaparsa ikna olmak zorundasın. Çünkü yetkiyi sen verdin, artık ondan geri alamazsın. Yani onun bakış açısıyla da bu böyledir. Siyaset denilen şey, siyaset bilimi özü itibariyle iktidar ilişkisinin şekillenmesidir ve bu iktidar ilişkisinin hep içinde diğerlerinin üzerinde üretilmiş olan korku vardır. Ya Allah korkusudur, ya öldürün, onu öldürürüm senin korkusudur, ekonomik korku, yani hep bir korku vardır. Genellikle de soyut alana doğru, yani korkuyu yenmek için soyut bir yere doğru giderler. Tanrı ya da tanrılar, çok tanrılı dinlerde, çok tanrılı dinlerin yeryüzündeki gölgesidir siyasi otorite. Kral, sultan, şah, neyse adını, firavun adını ne koyarsanız koyun. Yani mutlaka tanrısal yetkilerle donatılmış ya da tanrıdan referans almış olarak gelir. Şimdi yeni ortaçağ düzeninde biraz fazla bu dini meseleler ön planda. Yani Trump'a da bakın, evangelistlerin dini ayinler gibi ayinlerle şey gibi görüntüler veriyor. Ama bir yandan bireydeki ilişkide de Türkiye'de hiç olmadığı kadar deizm konuşulabiliyor. Katolik kilisesi bile ateizmi sorgular durumda falan. Yani herkes kendi antitezini yaratır. Bu kaçınılmaz bir şey. Bu da bu kendi antitezini yaratır. Ama şunu da söyleyeyim. Yani ateizmin, ateist olduğunu söyleyenler de başka şeyleri, başka liderlerin peşinden gidiyorlar. Yani ateizmin de kendini bilim üzerinden konumlandırıyor ve bir sürü de oraya doğru gidiyor. Yani sürüyü bozamıyorsunuz ya bu tarafa ya bu tarafa. Yani bu asi bile olsanız asiler sürüsü. Asiler sürüsü oluyorsunuz. Yani orada yani çünkü buradaki en büyük sıkıntı işte sizler bizler gibi birazcık böyle başıbozuk tayfasında var. Yani ne o tarafa ne o tarafa. Ben gelmem kardeşim deyip bu tarafa doğru gittiğiniz zaman en çok lanetlenen kitle o oluyor. Çünkü sürüye sürü olduğunu hatırlatıyoruz bizim gibi insanlar. Bu çok rahatsız edici oluyor. Yeni ve daha küçük çaplı duvarların kurulmaya başladığı dönemde de o zaman en büyük sıkıntı gene bir tarafları olacak herhalde. Bir taraf her taraf olur herhalde en fazla. Bu da çünkü döveni çok olacak. İyice tutturacağız. Evet, öyle olacak. Ama biz buna alıştık. Yani bizde de böyle bir şey var. Yani çünkü bir tarafa ait olduğunuz andan itibaren o taraf sizi korumaya alıyor. Özellikle sosyal medyada artık böyle çırılçıplak her halimizde ortadayız. Kocaman bir kalabalığın içerisinde ben geliyorum deyip dalıyorsunuz. O kalabalığın içerisinde sana da uymuyorum, sen de yanlışsın, o da yanlış falan dediğiniz andan itibaren yani bir kalabalık sinirlenmeye başlıyor. Ondan mısın, benden misin? Yani senden vaz da geçemiyor. Ya bu diyor güzel şeyler söylüyor, benden olmalı. Benim tam soru işaretim. Bir öyle bir böyle. Ben orada çıktı demin. Kendi içine kapalı, küçük duvarlarla çevrili, işte eski derabeliklere falan benzeyen yeni bir sistemin tesisi gözüküyor ya. Ama bir de global bağlantılı bir ağ var şimdi. İnsanlar bu
burada iletişimdeler. Yani onu sanal olarak sürekli delecekler. Bunda mı nasıl oturuyor sizin kafanızda yani? Çok daha iyi oturuyor böyle bir dönemde. Çünkü o dönemde de yani orta çağ krallıklarının en tepesinde bir üst Hristiyanlık algısı var. Yani bir üst kimlik var. Ve zaten oradan gelen papalar, onların kardinalleri, onların papazları falan filan o kralları meshediyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Yani bir üst otorite oluşuyor. Bence burada şu önemli, antitez olarak görünüyor sosyal medya ya da bu bağ, ağ dünyası, ağ toplumu dediğimiz şey. O kadar da değil. Çünkü bu ağ toplumu dediğimiz şey aslında burayı özgür zannediyor. Aslında en büyük problemimiz burada tutsak olduğumuzun farkındalığını yitirmiş olmamız. İşte bu sanal özgürlük sanrısı. Evet, yani bu insan tutsak olduğunu bilirse hapishaneden kaçmak için yer arar, değil mi? Ya da hapishanenin koşullarında kendine bir ortam yaratmaya çalışır. Hapishanede olduğunu fark etmediğin andan itibaren beni kimse görmüyor diyor. Ooo, yayılıyorsun şey yapıyorsun. O kadar o yayılmanın öyle ağır sonuçları oluyor ki. Ya ve bir de kaçmayı düşünmüyorsun. Hiçbir zaman kaçmayı istemiyorsun. Sen özgürüm zannediyorsun. Yeni Matrix. Yeni Matrix yani onun içerisine giriyorsun. Çünkü en büyük sorun tutsaklığın farkındalığını yitirmektir. Ya orası istihbarat servislerinin, devletlerin, herkesin at oynattığı ve herkesin her şeyden haberdar olduğu bir yer. Yani buraya girdiği zaman sosyal medyada ay diyorlar Sinan Canan'a ne kadar çok olumsuz yanıt geldi değil mi? Ben bakıyorum yarısı makine bot hesap. Birbirine benzer bir belli saatlerde başlıyor. Bunun teorisini, bilimini de yapmış adamlar. Getiriyor, diyor ki bu 1,5 gün sürüyor kardeşim. Ben de bakıyorum, bir tweet atıyorum. 6-7 saat hiçbir şey yok, tepki yok. Güzel güzel gitmiş. 7. saatte bir başlıyor, birbirine çok benzer. 200-250 tane. Herkes zannediyor ki, abi bak bu tepki gördü. Bu temel mesele o düşünce iyi gidiyor, onu durdurmak. Oradan talimatı aldığı andan itibaren... Ya sürü hareketleniyor, sürüyle davranan bir grup var, birbirinin peşi sıra tweetlemeye başlıyorlar. Biraz da makine var bunların içinde. Genelde anonim hesap onların, garip garip isimler de kullanıyorlar kendilerini. Yani şey çok, bak burada amaca aykırı bir hareketlilik var. Onu dengeleyecek bir zıt hareketlilik, dalga hareketlilik. Evet. Türbülans böyle denge altında tutulmaya çalışıyor. Siz burada ama onlarla özgür iletişim içinde olduğunuzu, işte bunların hepsinin özgür adresi olan, işte görüşler olan insanlar olduğunu falan, sanacak olursanız, o zaman yani şuraya ben bağlamak istiyorum ama şimdi sol kullanıcıya, sıradan bizim gibi insanlara belki çıkarılması gereken en önemli ders. Yani yeni dünyada bir şey geliyor, ne gelirse gelsin, bağlılık devam edecek gibi gözüküyor, sanal bağlılık. Ama onun içerisinde asla özgür olmadığımızı, onu ne kadar kontrol edip hayatımıza sınırlayabilirsek o kadar özgürlüğe kapımızın aralanacağını galiba sık sık kendimize hatırlatmamız lazım. Özgürlük bir başkası tarafından kontrol edilen ağlarda gezerek değil, kendi gerçek ağımızı teşekkür ederek, tabii, kendi ajandamızı takip ederek bu kadar mümkün olacak. Ta başta konuştuğumuz, öğrencinin inisiyatif almasına falan bahsettikken talep etmesi. Belki de yani okullarda en önemli yerleştirmemiz gereken, vakit ayırmamız gereken nosyon belki de önümüzde bu olacak. Siz de devamlı sporunu yaptığımız zihinsel olarak, evet, şu geleceğin meslekleri, ne insan hazırlama, geleceğin dünyasına, şu anda galiba her geçen gün daha da önem arz etmeye başlıyor. Çünkü hakikaten ben artık geçen hafta biliyordum ne olacağını ama artık bilmiyorum yani. Böyle bir şey, öl görme illüzyonu vardı ama çok hızlı böyle barın içinde yuvarlanır gibi. Life is what happens when you're making other plans derler ya. Aynen, yani siz plan yaparken başınıza gelen şey. İkinizin de burada mesela şu anda Çam hikayenin içerisinde önemli rolü var. Kanaat önderleri dönemi başladı artık. Bilgi seçme, bir pozisyonsuzlaştırılan bir durum. Çok karmaşak içerisinde insanlar doğal olarak bazen belli bilgi gruplarına yatkın olabiliyor ama daha bağımsız bir şeyle ilgili bilgi seçemiyor. O yüzden onun adına seçecek kimlik olarak, yapı olarak, nitelik olarak beğendiği diyelim gruplar organize ediyor. Bunun çok sağlıklı olanları da var, çok sağlıksız olanları da var. Hemen herkes bir kanaat önderi formülü veriyor. Bazıları için birkaç yüz kişi, bazıları birkaç bin, bazıları bir yüz binlerce insanı barındıracak kanaat önderlikleri yapıyor. Bu da böyle bir dönem. Ama mesela şey şaşırtıcı, ben hep duygusal olarak şey hissediyorum. İstesek de istemesek de bilgiyle alakalı soru, mesela koronayla ilgili yaptığım düz davranış standart, ilk karşılaştığımda terminolojisi doğru söylüyorsun, ikincisi de 10-12 saat verdim, dünyada Türkiye'de temel kaynakları aradım, tutarlı temel kaynak bilgisi, zaten ulaşabileceğimiz bilgi sayısı da bu arada 10, yani gerçekten o kadar adette bilgi sayısı. Ölüm oranı bu kadar, yayılımızı bu kadar, şunları yapacağız, böyle oluyor. Ama ne çok şey konuşuluyor. Tamam.
bu her sınır, gün bir de her gün. Sınır bu kadar. Sadece güncel olarak grafikler değişiyor. Ya işte ben koronadan anlat, koronayla anlattığını Twitter'da öğrenen doktor biliyorum ya. Twitter'da öğreniyor, akşam programda anlatıyor. Veriyor, bunu da ne yapsın? Evet. Ya gerçekten hani iletişimle alakalı, şimdi medya takip merkezinde falan da hani içerik takibi de yapıyoruz bir şeyle ilgili. Hani nokta nokta koysak yeni bilgi ne girmiş? Evet, hani evet. Bir İngiltere popüler bilgi girdi araya. Bunun dışındakilerin hepsi yorum devamlılığı taşıyor üzerinde. Şimdi bu yorumla alakalı bunu öğrenme bir yöntem. Bu eğitimle alakalı bir şey. Eğitimle sağlıklı bakarsan işte doğru bilgiyi edinir. Yorumdan manipüle olmaz. Şeyle devam edersin. Ya da yeni yorumla ayarsın konuya. Fakat sizin bakış açısı buraya gerçekten bir şey ekliyor. Yani daha sertleşip içimize kapanacağız. Sınırlarımızı belirleyeceğiz. Ve kendi kale duvarlarımızın içerisinde kalacağız. Bu bilginin yayıldığı ve global etkinin dışında kalıyormuş gibi geliyor. Onu doğru anlamak istiyorum. Bir yandan %100 hem fikrim, yani dijital ortamda da öyle zannettiğimiz kadar özgür değiliz yani. Özgürlük sadece bedensel özgürlük. Gerçek fikir özgürlükle alakalı düzgün bir şey söylediğinde yani hani soyunabiliriz, bu özgürlükle ilgili sıkıntı yok ama gerçekten özgür bir fikri o kadar da rahat konuşamazsın ya da sivrilemezsin. Onu da mesela şöyle denetliyoruz. Üslubumuzu düzgün tutmayı tutuyor. Yani edeple çözme falan gibi bir şey gelişiyor içeride. Hocanın bazı tweetleri kaç saatte yazdığını takip ediyoruz. Yassı diyorluyor birazcık. Çünkü birebir konuştuğumuzda bildiğim için reaksiyon tabii, tabii. O yazılı yazılı. Bazen yani aslına bakarsan hani böyle içinden baya dümdüz gidesi geliyor. Yani. Onu şey yapıyorum ama yazıyorum. Böyle içimden onu atıyorum, sonra siliyorum. Yani Twitter. Göndermeden siliyorum ama yazmış oluyorum, o rahatlatıyor beni. Hocam ben taslaklara saklıyorum. Taslaklarından bir kitap bölümü yapacağım. Çok edepsiz bir şey oldu. Kamuoyuyla paylaşmamak lazım. Benim taslaklar çok fena. Ya benim yani gerçekten hani alt zeminde biraz daha keskinleştirmek istediğim bir şey var. Sonra da sizden açık çözüm önerisi soracağım. Merak edeceğim, soracağım. Yani gerçekten kültürel evrimimiz daha yüksek sayıda insanın birbiriyle organize çalışmasına doğru gidiyormuş gibi görünüyor. Bunu tek devlet. Yani adına tek devlet deyince çirkinleşiyor, başka bir şey barındırıyor da. Hani biz onu hani tek devlet mevzusunda ismini koymayalım da daha çok sayıda insan organize çalışma. Bu teknolojimizi de böyle geliştiriyoruz, yapılanmamız da böyleymiş gibi görünüyor. Karşılaştığımız problemlerin ölçeği de biraz böyleymiş gibi görünüyor. İşte virüs bunun çok burnumuza değil mi gelen örneği de az önceki anlattığımız şeyler var. Ama bir yandan da bu sınırları belirleyip lokalize ettiğimiz bir şey. Bu bir zonklama hissi mi? Yoksa bundan sonrası böyle mi gerçekten? Ya ikisinin bir arada bulunacağı eğilimlerden söz ediyoruz. Şimdi bizim mesela alanda en büyük sıkıntı şudur. Yani işte Fukuyama'nın tarihin sonu geldi tezi var ya. Endizmciler diyoruz biz buna. Tamam yani bitti. Böyle bir şey yok. Yani tarihin başından itibaren ne ezeli ne ebedi bir kategori var. Bu böyle dalgalanarak giden bir süreç. Yani buraya gidiyor, geri geliyor. Sürekli olarak entegrasyon, fragmentasyon. Yani bütünleşme, parçalanma. Bütünleşme, parçalanma. Şimdi senin söylediğin şey bütünleşmeyelim. Yani dünyanın hani Avrupa Birliği, NAFTA, işte APEC falan filan gibi örgütlerle bütünleşip zinciri tamamlayıp üstüne bir global yönetişim sistemi kurmak. Ya 1990'lı yıllardan 2000'lere kadar bu hayalde yaşıyordu insanlar, ortak normlar, değerler. Hapishanedeki mahkuma bile nasıl davrandığına Uluslararası Af Örgütü karışıyordu. Şimdi ne oluyor? Karışıyorlar mı? Yok. Ben iletişim dilinden ayırt edebiliyorum 1950'li yıllardan itibaren. Ne zaman bir göktaşı dünyayı çarpacak konuşması varsa bu globalizmle alakalı. Ortak dış korku yaratırsan süreç yürür yani. Ya da uzaylı hikayesi. Doğru. Yani ya insanları bütünleştirirsin ya da bunun gibi yani ortaya çıkan durumda herkesi birbirinden nefret ettirirsin. Ya gördün mü bak buradan virüs geliyor. Şuradan geliyor. Bunlara karşı şey yapmamıza kimse kimseye yardım etmiyor. Asıl olan şu. Ve benim gördüğüm yani bu iki taraftan birden yönetilmeye çalışılan bir şey. Yani pandemiyi siyasi merkez duvarların arkasında insanları hapsedip ulus devleti güçlendirmek için kullanıyor. Öbür tarafta da ulus devlet sınırlarını aşıp ortak çabaları falan ön plana çıkarıp insanları bütünleştirir miyim diye başka bir aktivite alanı var. Onlar da daha farklı yaklaşıyorlar. Bakın küresel aktörler böyle böyle yaptı diye. Şimdi bunun sonucu yine bir güç çarpışmasıyla ortaya çıkar. Her ikisi de var. Yani senin dediğin eğilim de var sistemin içinde. Benim dediğim eğilim de var. Bana göre şimdilerde benim dediğim eğilim daha güçlü. Yani liderlerin yaklaşımları. Yani Fransa'da sıkıyor. Macron olağanüstü hal ilan ediyor. Yani bu diktatöryel etkileri alıyor eline. Yani Fransa Cumhurbaşkanı'nın elinde bir şey var. Öbür tarafta Roma'da sokağa çıkma yasağı. Amerika New York'u kapatıyor. Yani Meksika
Amerika'dan girişleri durdurmak için duvarı kullanıyor. Çok şahane bir şey. Afrika'da Avrupa'dan girişleri engellemeye çalışıyorlar. Çinliler gönderiliyor falan. Şimdi bundan küreselleşme çıkmaz. Yani ortaya çıkan düzen bu değil. Ya bundan sonraki aşamada tekrar o eğilimler güçlenir. Ben şuna da inanıyorum. Yani sosyal medya ortamı eğer siyasi güçler buradan nemalanamıyor hale gelirse, kendilerine karşı tehdidin, kendilerinin ürettiği o manipülasyonun ötesine geçtiği durumlarsa çat diye keserler. Bak Çin'de kullanabiliyorlar mı? Firewall'u dikiyor. Rusya kontrollü kullandırıyor. Yani sen Türkiye'de de sosyal medyanın... Biz de kontrollü kullanıyoruz hocam. Yani yeni Suriye ile alakalı bir şey olduğunda 24 saat boyunca sosyal medya kapanıyoruz ama bir kontrollü kullanıyoruz. Tabii ki yani acil durumlarda kapatabiliyorlar. Evet. Yok VPN ile ilgili onu da keser. Onu da durdurma imkanı var. Yani yavaşlatıyor en azından veri akışını bilmem ne yapıyor. Günün birinde ben şu anda kullanabildiği için, kendi de kullanabildiği için izin veriyor. Şu anda ortaya çıkan sorun siyasi merkezin gücünü çok tahrip edecek bir sonuç değil. Öyle bir şey ortaya çıktığı anda kesiyor, yavaşlatıyor, külliyen kapatabilir. Yani bunu da engelleyemezsiniz. Der ki buna gireni yakalarsam 5 yıl hapisle yargılıyorum. Ki herkes siler, herkesin telefonundan bakacağım mobil cihazında Twitter şey var mı? Sildiniz, sildiniz. Sokakta da başladılar kontrole. Çok zor kullanırsınız. Evlere bazı herkes siler yani. Böyle bir şey yok ki. Onun için aslına bakarsanız bir yandan mesela bir yandan bu diyorlar ki para çok mikroplu dijital paraya geçelim. Bunu şey yapacak falan. Yani şimdi ortaya çıkan sonuç öyle dijital paraya falan geçmek değil. Yani büyük bir çöküş var, ekonomik çöküş var. İnsanlar altına geçmeyi belki daha çok tercih edebilirler. Yani çünkü yani dijital para var, interneti kestiler, nasıl ulaşacaksın? Nasıl kullanacaksın? Yani öyle bir şey de yok. Dijital para dediğin şey siyasi merkezin bir tek günde dijital parası olanı organize suç örgütü ilan ediyorum. Çünkü hepsi bunları organize suç için kullanıyorlar sınırlar aşırı transferde. Ve buna girdiğiniz anda söyleyeyim dediği anda kim nereye giriyor? Yani internet sitesine giremezsin. O kadar şey bir şey ki. Yani devlet kendi dijital parasını üretebilir ama. Yani devlet merkez bankasının kontrolünde bu sağlanabilir. Kredi kartlarıyla falan sağladığımız şey aslında buna benzer bir sistem. Yani devletin kendi ürettiği dijital parayla, yani bu ekonomi çok şöyle bir yere girebilir ki, yani standart para sistemlerinin yerine başka para sistemleri kullanabilir. Ama bu devletin dışında, devlet merkez bankasının dışında küresel finansal aktörlerin ürettiği bir şey olmayacak. Olursa siyasi aktör, siyasi baskıyla bununla mücadele edecek. Yani yöntem bu. Devletin elindeki araç çok fazla. Şimdi biz insan olarak devletin kontrolüne tabiiz. Para bilgisayar ortamında geziyor olabilir. O bir sanal bir şey olabilir. Onu devlet yakalayamayabilir. Ama onun sahibini yakalayabiliyor. Onun için devlet burada eli daha güçlü. Yeni problemler var. Yeni problemlerin gelişen dünyanın çözümleri yetmiyor. O yüzden daha ilkel dönemin çözümleriyle daha sertleşmek gerekiyor o zaman. Yani cümle böyle özetlesem yanlış bir şey yapmış olur muyum? Ya öyle biraz daha özgürlüklerden falan fedakarlık edilen bir dünyaya doğru gireceğiz göründüğü kadar. Zaten çok fedakarlık ettik. Yani ülkemiz öyle çok özgür, çok demokratik bir ülke değil. Çok çok daha fazlasını olacağını düşünmüyorum ama Batı dünyasında falan bizim ülkemize benzer standartlarda şeyler oluşmaya başlayabilir. Orada da sertleşebilir. Çünkü bakın bu böyle ekonomik krizler en önemli şey ekonomi aslında. Yani özgürlüğü, demokrasiyi, liberal dünyayı sağlayan şey alternatif iktisadi odakların olmasıdır. Yani burjuva sınıfında olmadığı yerde demokrasiyi tepeden getiremiyorsun. Burjuva olacak ki bu alternatif kaynaklar, alternatif siyasetler üretsin, alternatif ekonomik güçler üretsin değil mi? Tek merkezden bir para kaynağı dağıtılıyorsa burada paranın sahibi her şeyi kontrol eder. Burada demokrasi çıkmaz. Şimdi bugün gelinen noktada ekonomik çöküş devletin şirketleri kamulaştırmalarına doğru gidecek. Amerika'da falan da başladılar değil mi? Yani devlet ana ekonomik aktör haline geliyor. Şimdi sen patronun var, patronundan bağımsız ağzını açabiliyor musun? Açamazsın. Patronun devletse devlete karşı laf edebilir misin? Edemezsin. Ekmek paranı o veriyor, maaşını o veriyor. Artı devlet ana ekonomik aktör, ana istihdam sağlayıcı olarak sisteme geri döndüğü gibi diğer şirketleri de finansını sağlayan, batışlarını engelleyen şey olduğu için CEO diyecek ki senin şirketinde çalışan Mehmet benimle ilgili olumsuz bir laf etmiş, bilgine. Hatta şirketin sahibine diyecek ki o CEO'yu değiştir öbürünü al. Hatta şirketin sahibini alacaksan bilmem necisini içeri atacak, şirketin başına kayyum atacak. Yani dünya... Yani devlet çok güçlü bir şey. Eskiden bunu yaptığın zaman devlet ekonomik araçlarla senin üstünde yaptırım uygulayıp seni cezalandırıyordu, ödün kopuyordu. Ya ben böyle yaparsam IMF'den
fon alamam, ben böyle yaparsam borsamı çökertirler, ben böyle yaparsam böyle olur. Bunların hepsi yaşandı bitti. Bütün dünya böyle olunca o küresel para öyle özgürlük, demokrasi falan aramıyor. İstikrarı gördüğü yere gidiyor. İstersen sen vatandaşını az, kes, idam et, ne yaparsan yap. Geliyor işte. Yani bütün dünya böyle döndüğü zaman... Bak bu da bu şu geliyor işte de altı çizilecek şeylerden bir tanesi. Evet. Tam burada. Size gelen aktif siyasete davetleri geçebiliriz mi? Yani gerekçe olarak da ben bunun bilimini yapıyorum. Ben siyaset bilimciyim. İşin içinde yer almak istemiyorum gibi enteresan da bir şeyiniz var. Ama ben şimdi bir şey soracağım. Bugün sizi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yaptık. Bu tip bir dönüşüm döneminde zor bir soru ama ilk alacağınız pozisyon, ilk majör değiştirmek isteyeceğiniz ilk büyük karar mesela ne olur yani? Burada eğer rotayı bir tarafa doğru kırmak gerekiyorsa, şu anda acil manevra gerektiren bir durum var gibi. Hangi alanda, eğitim mi, silahlanma mı, HDP'de mi? Yani ne tarafa doğru baksak iyidir sizce bir siyaset bilimci olarak? Şu andaki türbülansta. Yani şu andaki türbülansta şu an için birinci önemli konu liderlik. Cumhurbaşkanının toplumun lideri olarak ortadan kaybolma lüksü yok. Evet. Ortaya çıktığı zaman... milyonlarca insanın çok ağır bir travma altında olduğunu bilmeli ve onlara güç veren pozisyonda olmalı. Yani ordunun başkomutanı yarının ne olacağından haberdar olduğunu insanlara söylemeli. Gerekirse kan ve gözyaşı vaat etmeli. Yani çocuğum yani öyle geldi. Dengede tutalım yani. Denge yani ortaya çıkıp hani şey yapmak doğru değil yani basit uçaklarda vergi iadesini dedik falan filan değil. Hayır halkınla şey diyeceksin. Kardeşim bununla mücadele edeceğiz kazanacağız konu bu. Yani orada ve düzenli olarak çıkıp bu bilgilendirmeye ve bakın ben size söyleyeyim Sağlık Bakanı şu anda Türkiye'nin liderliğine gidiyor. Yani şu anda herkesin gözü onda, ondan gelecek haberde, bilmem nerede. Yani aslında bu pozisyonun çünkü sadece konu sağlık değil. Bakın mesela insanlar işlerini kaybetmekten falan korkuyorlardı. Yani bu sadece Sağlık Bakanı'nın ekonomi tabii ki gündelik çalışanlar için falan çok ağır durumlar bunlar. Ekonomi Bakanı'nın tek başına yapacağı bir şey de değil. Yani Cumhurbaşkanı'nın bütün kabinesiyle birlikte çıkıp sizler için her şeyi yapmaya hazırız, yapıyoruz, korkmayın, mücadele edin. Bu iş böyle sonuçlanacak. Bu mesajı vermesi lazım. Güçlü yani öyle şu anda. Çok küçük taktik şeylerden söz ediyor. Maaşınızı şu kadara çıkarttık. Bunlar ayrı. Onları zaten Ekonomi Bakanı söylesin. Global olarak Cumhurbaşkanı'nın yapması gereken şey liderlik yeteneği. Liderliğini sergileyecek. Ki yani şu süreçte Türkiye'nin güçlü siyasi profili o. Yani Türkiye'yi çok rahatlatabilir. Yani kendini seveni sevmeyeni çok rahatlatabilir. Bir de geleceği aslında o tavırlar şekillendiriyor yani. Değil mi? Yani yarın ne olacağını da oradaki evet. Anlamda... Bu şu anda önemli olan şey psikoloji. Aynen. Diğer her şey bir yani psikoloji. Aynen. Ben de bunu duymak için sormuştum. En önemli kısmımız galiba burası. Hemen kendime pay çıkaracağım zira. Hadi bakalım. Psikoloji deyince oradan geliyorsun. Bir şey soracağım da aslında burada şeyi bir tarif etsen güzel olur işin içerisinde. Çünkü orada da Deniz Hoca'ya kişisel olarak sen ne yapıyorsun soracağım. İşin psikolojisi derken şu duygusal anlamda biraz adım adım senin şu İFA ile beraber yaptığın bir tarif var. Hazır fırsatı gelmişken. Ha, hocadan sizden de konformasyon alayım. Tabii tabii. Şimdi ben bir insanın fabrika ayarları anlatısı var işte malum. Yüz binlerce yıldır değişmeyen ayarlarımız ama sürekli değişen bir sosyal sistemimiz var. Ve bu yaşantımızda yaşadığımız problemlerin büyük bir çoğunluğu da ayarlarla günlük hayat arasında uyumsuzluktan çıkıyor diyorum. Tam da üstüne böyle kaotik bir süreç geldi yani. Ve burada biz de düşünüp taşınıp konuştuğu ortaya çıkan bir formülasyon var. İşte benim 5 tane ayar vardı. İşte hareket, beslenme, işte az ve ağırlıklı yeme, efendim işte sosyal ilişkilere dikkat etme, sıkı sosyal ilişkiler kurma, stres yönetme ve sınırlarını zorlama diye 5 maddeden oluşuyor. Şimdi bakıyorum mesela bu sistem içerisinde tam da kullanabileceğimiz bir metafor oluşturuyor. Bu şöyle, hareket, evlerimize tıkıldık falan filan, bedenin hareketi ihmal edersek zaten immün sistemimiz çökecek ama öte yandan bir de zihinsel hareketliliğe ihtiyacımız var. Yani bildiğimiz kuralların çalışmadığı bir yere geldik. Siz mesela onu öğrencilerimize tavsiye ettiniz şimdi o zihin değişikliği. Bu zihin hareketi çok önemli. Beslenme meselesinde her dönem söylüyoruz. Dengeli beslenme, bilmem ne yap, yiyeceğe abanma falan ama şimdi zihnin beslenmesi ve ruhun beslenmesi gibi bir durum da var. Devamlı panik haberleri akıyor. Devamlı felaket olabilir, bilimler şunlar bunlar. Biraz hani nasıl, yok abi ben bu künefeyi yemiyorum diyoruz. Ya ben bu haberi de bu kadar almayacağım diyebilmemiz lazım. Mesela bunu hayata geçirmemiz gerekiyor gibi.
Ya Şuval Sarp'tan gelen video ve haber içerikleri okumama mesela, yani okumamaya karar alma. Hatta grubu al sessize canım, yani böyle şeyler geliyor ki benim için daralıyor ve bunlar profesör arkadaşlarımdan geliyor. Yani bu insanlar okumuş yazmış, hatta biyologlar falan var aralarında. Mesela ilişkiler meselesini diyorsun, evlerde yalnız kaldık tamam ya da işte ailelerimizle beraber yaşıyoruz. Hem uzun süredir kopmuş ilişkiler mecburen bir araya geliyor. İşte dün Tayfun Hoca söyledi, kayınvalidesi falan onlarla kalıyormuş artık daha yakın temasta olmaları için. Ya bir de elimizde telefon, internet, bir sürü imkan var. Bir sevdiklerimizi daha çok temasta olsak ya da mahallemizde, çevremizde, yan komşumuzda belki açıkta yardıma muhtaç birileri var ya, bunlar önce vuracaktık bazılar. Bir dönüp oraya bakmak için süper fırsat. Efendim işte bu stres zaten izahtan bahareste, yani stres yöneteceğiz derken bugün şu anda her sabah kalkışımız stres. Bugün kaç kişi öldü acaba? Virüs bana gelecek mi? Bir kere bunu yönetmenin en önemli yolu yine haber girişine durdurmak. Çünkü stres bizim zihnimizin çevreden aldığımız veriye verdiğimiz reaksiyonun adı. Yani bu reaksiyonu da veri yönlendiriyor. Biz bu veriyi ne kadar modüle edebilirsek kişisel olarak aslında stresi de o kadar yöneteceğiz. Bir de işte en arızalı olan 5. ayar. Siz de galiba onu seviyorsunuz ve konuşmada hatırlıyorum. Yani sınırlarını zorlama meselesi şimdi tam burada devreye giriyor. Az önce yeni dünya düzeninde, yeni dünya düzeninde kendimizi özgür zannedeceğimiz o aslında tutsaklık ağının karşısında en büyük silahımız dürtülerimize dur diyebilmek. Onu değil bunu yapmayı tercih ediyorum diyebilmek. Akıntıya karşı kürek çekmeyi göze alabilmek. Biraz ekstra enerji de olsa kendi ajandamızı, kendi gündemimizi gündeme dayatabilmek. Aslında bunları galiba yapabildiğimiz zaman bireysel düzeyde de, ben hatta bunu şu anda hocaya konuşuyorum, ülke düzeyinde de düşünüyorum. Yani bir ülkenin de aslında böyle bir hareketliliğe, böyle bir yeni ilişki içine, bir sınır zorlamaya ihtiyacı var gibi gözüküyor. Neden ihtiyacı var? İşte bu ne işimize yarayacak? Mesele şu, resilience. Aynen. Dayanıklılık. Aynen. Bütün bu değişim, hayatımızdaki bütün o değişime, kaosa, ona buna karşı dayanıklılığımızı ve direncimizi artırmak için fabrika ayarlarına dönmenin önemi var. Yani bunun bir işlemi var. Senin IFA dediğin şey o. Aslında tam bir şey yani en şey ne denir işte survival of the fittest dediğimiz şey. Yani güçlü olanın, dayanabilenin ayakta kaldığı süreç bu. Yani psikolojik olarak da ayakta kalmalıyız, bedensel olarak da, üretimsel anlamda zihin dediğin şey ne? Üretim yapabilmeyi sağlıyor. Yoksa sen çok iyi beslendin, bilmem ne yaptın, zihinsel olarak kaostasın, paniktesin, öldük, bittik, mahvolduk, hiçbir şey yapamazsın. Bütüncül bir mesele. Ya da beden gücünü koruyamadı, kafan çok iyi çalışıyor, halin kalmadı, gitti. Yani bunun tamamını toplum olarak da, toplum da resilient olmak zorunda. Yani bütün mesele bu. Çok büyük bir hızla değişiyor. Ayakta yani kalalım ki şekil verebilelim, rotayı belirleyebilelim. Aksi takdirde sürüklenip... Ya herkes yarın ne olacak diye soruyor. Aslında belki birazcık şöyle demeye ihtiyaç var. İşte biz hep beraber neye karar verirsek yarın da o olacak. Aynen. Biraz böyle bunu fark etmeye, yani o gücün biz birazının da bizde olduğunu fark etmeye ihtiyaç varmış gibi görünüyor. Hocam, sen bireysel olarak ne yapıyorsun bu dönemde? Azıcık magazin yapalım. Birincisi... Benim mutfak benim meditasyon alanım. Ben yemek pişiririm. Çok seviyorum. Tabii. Çok güzel. Evet, çok güzel. Arsızlık edeceğim hocam bir yer. Bekliyoruz. Yani her gün yeni bir şeyler pişiriyorum. Dün kızım isyan etti çünkü dil peyniri, onun tuzunu alıyorum. 20 kelimesi yaptı gecenin bir saatinde. Zavallı şey de olmuştu, ameliyat da oldu dizinden, bir yandan paça çorbası falan, onun için yapıyorum yani. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Onunla da uğraşıyoruz. Bir yandan da kızımızı, yani 25 yaşında ama şu anda bakıma ihtiyacı olan birisi, onunla ilgileniyorum. Ama akademik olarak ne yapıyorum dersen, şu anda çok güzel bir politik psikoloji kitabı edisyonu yaptım. Yani çok iyi makaleler geldi. O kitabı çıkartmak üzereyim. Yani şu anda son şeylerini yapıyorum. Artık son ötüşlerini yapıyorum. Biraz da hızlandı galiba. Hızlandı. 15 tane falan makale olacak içerisinde. Benim de bir iki tane makalem var. Ama politik psikoloji üzerinde çok güzel yazılmış, çok yeni, çok hiç daha önce düşünülmemiş şeyler olduğu makaleler var. Çok hızlı bir biçimde kafamdaki model şu. Yani korona günlerinde hayat gibi bir şeyi hızlı geçirip onu da bir edisyonu yapmak istiyorum. Çünkü bir yandan salgınların Türkiye'de, İstanbul'da, Osmanlı döneminde, Cumhuriyet'te falan ne gibi sonuçları olmuş, bunu bulup bir yandan da bu duvar kitabını tamamlayacak olan, yani böyle bir salgının dünyada nelere yol açtığına dair bir başka edisyon.
Ama yani salgının sanatta yarattığı etkiler, dünyada bugüne kadar neler olmuş. Yani salgınların, küresel salgınların etkilerini inceleyen bir şey yapmak istiyorum. Bir kitap, hızlı bir çalışma yapmak istiyorum sonbahara kadar. Ondan sonraki dönemde de yine editoryal. Çünkü okul, bizim üniversitemiz, Üsküdar Üniversitesi, politik psikoloji konusunda çok böyle kuvvetli bir kadro oluşturdu. Herkes politik psikoloji. Felsefecilerimiz de artık o alana doğru gidiyor. İşte nöro politikçi Sinan da bu işlerle uğraşmaya başladı. Yani ekibimiz çok kuvvetli. Onun için editoryal çalışmayı çok önemsiyorum. Yani küçük küçük makalelerden büyük şey yapıyor. Önümüzdeki yılın projesi de sanatın psikopolitiği olacak. Yani sanat resimde, heykelde, mimaride, yaptığımız anıtlar, mimler falan filan, kartpostallar, caz, bilmem ne. Yani müzikten heykele kadar bütün şeyde hayatımızda sanatla politikanın, psikopolitikanın ilişkisini analiz eden bir kitap hazırlamak istiyorum. Geçenlerde bir yerim nöropolitik dedim. Ona da mı girdim dediler? Dedim hoca arkada. Yapacak bir şey yok. Arkada gitti. Kaçırma yani. Ya duvara okuduğumda mesela şeyle ilgili içim kaşımıştı. Aynı başlık, aynı tür bir çözümlemeyle savaş ve demokrasiyi de konu edilmesi gerektiğini düşündüğüm şeylerden bir tanesiydi. Yani onu bir tür metafor olarak ele alıp dünyanın hem şimdiki akışını hem biraz önceki sürecini tekrar bir elden geçirmeye ihtiyaç varmış gibi görünüyor. Özellikle demokrasiyle alakalı sıkıntı yaşadığımız bu dönemde, yani demokrasiyi tekrar manipülüyormuşuz. Daha doğrusu yeniden yorumluyormuşuz gibi bir şey görünüyor ortada. Bunu sizin bakış açınızda nasıl görünüyor, dinlemesi çok eğlenceli olabilirdi. Evet. Ben talebimi söyleyeyim ben. Bir dahaki sefere konuşulacak çok şey var. Yani. Şu hocam şeyi de tamamladığınız zaman da birleştirir miyiz? Hani bu yeni yapacaksınız kitap çalışması. Tabii mutlaka üzerinden konuşuruz. Bir ön en azından prelüdünü beraber çeksek ben çok mutlu olurum. Valla bu konuda bitsin istemiyoruz ama kameraları bilmiyorum. Tamam. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Ben gerçekten teşekkür ederim. Sizlerle olmak çok büyük bir keyif verici. Aynen. Benim bizim için de aynen. Teşekkür ederim hocam.